Merhaba arkadaşlar. TYT Türkçe sorularını çözeceğiz şimdi birlikte. Birinci sorumuz, bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir sorusu. Mutlak olan hiçbir şey yoktur. Fikri yaygın bir mantık hatasıdır. Çünkü bu önermenin kendisi bile en azından bir mutlağı varsayar. Bu önermenin inanmak herkes yalan söylüyor diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar nokta nokta içerir demiş. Şimdi burada herkes yalan söylüyor diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar birbirine aykırı, birbiriyle çelişen iki ifadeyi içerir anlamı var. Yani ikinci cümlede belirsizlik, karışıklık, sıradanlık ya da karşıtlıktan bahsetmiyor. Bir tutarsızlıktan bahsediyor arkadaşlar. Bu nedenle zaten ikinci ifadeden doğrudan doğruya çıkıyordu ama şimdi birinciyle de yine teyit edelim. Mutlak olan hiçbir şey yoktur. Fikri yaygın bir mantık hatasıdır. Çünkü bu önermenin kendisi bile en azından bir mutlağı varsayar. Önermenin geçerliğine inanmak herkes yalan söylüyor diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar tutarsızlık içerir diyor. Cevabımız Bursa. İkinci soruya bakalım. İkinci sorumuzda bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır sorusu. Bir deyim sorusu. Eğer cebinde akrep var diyorsanız birinin cimri olduğunu uzun uzadıya anlatmanıza gerek yoktur. Evet, cebinde akrep var sorusu ifadesi bir kişinin cimri olduğuna işaret eden bir deyimdir. Aynı biçimde görmüş geçirmiş sözü kastettiğiniz kişinin çok tecrübeli olduğunu veya iyi günler yaşadığını belirtmekse işinizi kolaylaştırır. Görmüş geçirmiş ifadesi daha çok tecrübeli anlamında kullandığımız bir ifade, iyi günler yaşadığını belirtmekte de kullanılabilecek bir ifade. Sıkıntı yok burada da. Biri için helal süt emmiş demeniz, insanların ona olan güvenini artırırken demiş. Helal süt emmek, doğruluktan ayrılmayan anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumu'nda bu şekilde açıklanır. Türk Dil Kurumu bu şekilde açıklar daha doğrusu. Doğruluktan ayrılmayan bir insan anlamına gelen bu ifadeyi bir kişiye güvenmek için kullanabiliriz. Burada da doğru. Hinoğlu hin demeniz insanları ondan uzaklaştıracaktır diyor. Hinoğlu hin demek çok kurnaz anlamında. Kurnaz olan bir insanı insan için insanları ondan uzaklaşır diyebiliriz. Paraya kıymak sözünü kullandığınızdaysa insanların gözünde savurgan bir kişilik canlanacaktır diyor. Şimdi paraya kıymak ifadesi gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak anlamındadır. Yani burada savurganlık değil de nerede gerekiyorsa orada para harcamak anlamındadır paraya kıymak. Bu nedenle paraya kıymak ifadesi yanlış kullanılmıştır. Cevabımız Edirne olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü soruda diyor ki bu parçada altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sanatta etkilenme kaçınılmaz gibi görünse de öykünme tasvip edilecek bir durum değildir. Sanatın gerçeği bunu hiçbir surette mazur görmez. Özgünlüğün yeniden üretimi şeklinde can bulur her defasında çünkü. Tersi bir durumu onu kötürümleştirir demiş. Şimdi özgünlüğün tam tersidir öykünme. Özgünlük hiç kimseye benzemeyen, daha doğrusu kendine has olan demekken öykünme de bir başka kişiyi taklit etme. Onun yaptığı gibi yapma ya da ona özenerek bir işi gerçekleştirme anlamı taşır. Demiş ki bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır demiş. Yani biz şimdi öykünmenin eş anlamlarından birini arayacağız. A. Genç insanların kişiliklerini oluştururken
özellikle saygı ve sevgi duydukları bir kişiliği taklit etme eğilimi göstermeleri olağandır demiş. Taklit etmek az önce de benim de aslında sadece öncülü okuduğumda da söylediğim gibi öykünmenin bir diğer ifadesidir. O nedenle bu nedenle cevaba Adana diyebiliriz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü soruda da bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yine sözcükte anlam. Gerçek eleştirinin amacı bir sanat görüşünü örneklendirmek, bir sanat yapıtının sanat değerini belirlemek, bir örnekten kalkarak çözümler ve incelemeler yapmak ve bir görüşü temellendirmek olmalıdır. Böyle bir eleştiri anlayışıyla kaleme alınmış yazıların amacı falancayı yüceltmek, onurlandırmak veya filancayı ezmek, yerin dibine batırmak olamaz. Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlara değil, felsefi bir temelden hareketle edebiyat olaylarına eğilir bu tür eleştiriler demiş. Güncel kıpırdamalardan kastı, yani arkadaşlar kısa süreli günlük hareketlenmeler diyebiliriz. Bu doğrultuda arayacağız. Yani edebiyat çevrelerindeki günlük hareketlenmeler, kısa süreli hareketlenmeler tarzında bir ifade aramamız gerekiyor. Altı çizili sözle anlatılmak isteneni soruyordu bize. Sanatçıların bir sanat görüşüne ağırlık vermesi değil, sanatçılar arasında rekabet ortamının oluşması ilgisi yok. Sanat dünyasında kısa süreli yönelimler, evet, yani edebiyat dünyasında, edebiyat çevresinde kısa süreli hareketlilikler dedik biz de. Günlük, günübirlik hareketlilikler dedik. Kısa süreli yönelimler de bunu ifade eder. Eleştiri, yazılarının artış göstermesi, bilmesi, eleştirmen yorumlarının tartışmaya açıklığı, bu seçeneklerde değil, doğru cevabımız Ceyhan olacak. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda da bu cümlede keşişlerin tutumuna dair yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Keşişlerin tutumunun ne olduğuna bakalım. Keşişler dünyanın tarihini anlatmayı hiçbir zaman bitiremediler. Çünkü her defasında dünyanın yaratılması ile işe başladılar. Yani her seferinde en başa döndükleri eleştiriliyor o zaman. Kendilerinden öncekilerin geldiği noktadan devam etmek yerine sürecin başını açıklamayı iş edinmeleri, evet. Diğer seçeneklere de bakalım. İnsanın varlık sebebini ancak varoluşunun ilk dönemlerini öğrenmekle kavranabileceklerine inanmaları, hayır. Dünyanın tarihinin insanlık tarihinden tamamen ayrı bir çalışma alanı olarak görmekte ısrar etmeleri, herhangi bir çalışma alanı olarak görmek değil de sürekli başa dönmekten bahsediyordu. Dünyanın yaratılışını anlatmayı, insanlığın sonradan kat ettiği mesafeyi anlatmaktan daha önemli görmeleri. Hayır, yaratılışı anlatmak değil mevzu. Kat edilen mevzuyu anlatırken, kat edilen yolu anlatırken sürekli başa dönmeleri eleştiriliyor. Yaratılışına dair tartışmalara odaklanıp dünyanın birey tarafından nasıl kurgulandığını atlamaları demiş. Yine bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. Burada söylemek istediği her defasında başa dönmeleri şeklinde bir eleştiri getirmiş olduğudur. Hangisinde anlamca kesinlik söz konusudur diyor 6. soruda da. Bakalım hangisinde kesinlik var. Şimdi bu soruda o zaman ihtimal bildiren ifadeler olan numaralı ifadeleri sileceğiz. Bu köhne tren garında birkaç saat önce bir araya gelmiş 3 yabancı olduğumuz halde hızla birbirimize benzemiş gibiyiz gibi kesinlik değil, ihtimal bildiren bir ifadedir. Aynı biçimde sıkılmamızın, aynı meraklı bakışlarla etrafı izlememizin nedeni nedir? Burada nedeni bilinmeyen bir ifade var. Kesinlikten bahsedilmiyor arkadaşlar. Her biri diğerinin devamı olan hareketlerimiz aynı beyin tarafından komut aldığımızı gösteriyor sanki. Yani burada yine tam olarak emin olmadığı bir ifadeyi vurguladı sanki diyerek. Birimiz bir yana baktığımızda hep beraber aynı tarafa yöneliyoruz mesela. Evet, burada kesin bir ifade var diyebiliriz. Biri bir yana bakınca diğerinin de o yana baktığı kesin bilgisi var. Gözlerimizde biriken yorgunluklarımız da aynı desem yeridir.
Hani desem yeridir ama tam olarak emin de değil burada desem yeridir derken burada yine ifadenin kesinliğini ortadan kaldırıyor. Yani ifadeye kesinlik diyemeyeceğimiz bir ifade kullandı. Bu nedenle cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Yedinci soruya bakıyoruz. Yedinci soruda da bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? Aynı doğrultuda aynı şeyi söyleyen cümleleri bulacağız. Ötekine önem ve değer vermek şeklinde de tanımlanan empati, kendimizin ve başkalarının sınırlarını belirlemekle başlar. Empatinin ne olduğunu ve nasıl başladığını vurguladı. İlkel bir varoluştan gerçek bir ahlaki değere sahip bir insan olma yolunda yükselişimiz empati sayesindedir. İnsanın ilkel bir varlıktan ahlaki bir değere yönelişinin empati sayesinde olduğunu vurguladı. Zihnimizin sınırlarının çıkıp başkalarının zihinlerinde dolaşabilmek kendiliğinden elde ettiğimiz bir yeti değildir. Yani bu empati yeteneğinin kendiliğinden oluşmadığını söylüyor. Dördüncü öncülde empatinin ahlak temellerimizin ne kadar derininde yer aldığını, empati ortamında büyüyen çocukların ileride karşı akranlarına kıyasla daha fazla empati kurabilmesinden anlayabiliyoruz. Empatinin ahlak temellerimizin ne kadar derininde yer aldığını, empati ortamında büyüyen bir çocuğun ileride yaşıtlarına kıyasla daha fazla empati yapabilmesiyle açıklanabilir demiş. Bu durumunda ahlaki temellerimizin derinlerinde olduğunu vurguladığı, yani bunu ifade ettiği söylenmiş. Gerçek empati anlamak kadar başkalarının duygularını hissetmektir. Yani empatinin sadece birini anlamak değil, aynı zamanda onun duyarlılıklarını hissedebilmek olduğunu söylemiş. Son öncülde de, altıncı öncülde de ötekine önem vermeyi küçüklüğümüzden beri bir değer olarak öğrenmişsek, yani yine varoluşumuzun temellerine kadar gitmekten bahsediyor. İnsanlarla ilişkimizde empatik davranmayı bir davranış kalıbı olarak özümseriz. Şimdi burada dördüncü kısımda bize empatinin ahlak temellerimizin derinlerinde olması, onu çocukluk yıllarımızda öğrenmiş olmamıza bağlamıştı. Aynı şekilde altıncı cümlede de ötekine önem vermeyi, yani empatiyi küçüklüğümüzde öğrenirsek insanlarla ilişkilerimizde empatik davranmayı bir kalıba dönüştürürüz diyor. Yani aynı doğrultuda bir ifade kullanılıyor. Her ikisinde de empatinin ne kadar küçük yaşta edinilirse o kadar kalıcı olduğuna vurgu yapmış. Cevabımız bu durumda Edirne oluyor. Sekizinci soruya bakıyoruz. Cümle ögeleri sorusu. Cümlenin ögelerinde ilk önce yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra da sorularımızla diğer ögeleri bulacağız ama cümleyi doğru bir şekilde okumak ve anlamak lazım. Ögelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlar. Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezine hızlı taşıdığından güneş enerjisinin İşaretledim ama siz böyle yapmayın. Bunu bir geri alayım tabii ki. Orada hani ilk önce yüklemi bulmamız gerektiğini biliyoruz. Güneş enerjisinin hemen hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür. Şimdi ben burada bir öbek görmüyorum. Dönüşür ifadesi dönüşmek eylemi geniş zamanda çekimlenmiş. Çekimli bir eylem. Dönüşür yüklem diyorum. Dönüşen ne? Güneş enerjisinin hemen hepsi. Burası özne oldu. Neye dönüşür? Kimyasal enerjiye dönüşür. Neye sorusu? Dolaylı tümlecin Niçin dönüşür? Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezine hızlı taşıdığından. Niçin'in cevabı zarf tümleci oldu.
nasıl dönüşür? Arada hiç ısı kaybı olmadan yine nasıldı zarf tümlecinin sorusudur. O zaman zarf tümleci, özne zarf tümleci, dolaylı tümleç yüklem bulduk. Zarf tümleciyle başlamayanları sildim. Zarf tümleci özne, zarf tümleci yüklem demiş. Hayır, biz dolaylı tümleçte bulmuştuk, sildik. Zarf tümleci özne, zarf tümleci dolaylı tümleç yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısının diğer adı dolaylı tümleçtir. Bunu derslerimizde konuşmuştuk. Yüklem o zaman cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Güzel soru. 9. soruya bakalım. 9. soru içinde bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük belirtme durum eki almıştır. Her sene zamanı gelince bir şeyin zamanı arkadaşlar. İşte burada cümlenin devamını okuyayım. İstanbul'un mahallelerinden Boğaz'ın köylerine göçler başlardı. Neyin zamanıymış o zaman? Göç zamanı. O zaman buradaki ı'nın ben belirtme durum eki değil de iyelik eki olduğunu görüyorum. O zaman cevabım doğrudan Adana oluyor. Şimdi devam edelim. Diğerlerinde de belki hani umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır ama soru işareti kalmasın. Boğaz'ın köyleri derken burada yine belirtili isim tamlaması var. Nasıl ki göç zamanı belirtili isim tamlaması. Tamlanın üzerindeki ifade her zaman iyelik ekidir. O zaman burada da Boğaz'ın köyleri derken yine iyelik eki almıştır. İkinci sözcük doğru. Üçüncü sözcük için sıfat fiil eki almıştır demiş. Eski İstanbullular Boğaz içinin kenarlarına yapılmış ve eski erken sedirleriyle yapılmış sedirler. Ve burada yine anası mezar dikecek mişin, mişi var arkadaşlar. Dördüncü sözcük çokluk eki almıştır. Yer minderleri, minder isimdir. Ler burada çokluk ekidir. Sıkıntı yok. Beşinci sözcük geniş zaman eki almıştır demiş. Odalı, gönül ferahlatıcı yalılara taşınırlardı. Taşınmaktan taşınır. Geniş zaman eki almış. Onlar taşınırlar. Kişi eki var burada. İdi de ek fiil. O zaman burada evet geniş zaman eki de var. Cevabını zaten Adana bulmuştuk. Devam edelim. 10. sorudayız. Hangisinde sıfat tamlaması yoktur sorusu. Yani cümlelerde sıfat bulacağız. Her sıfat aynı zamanda sıfat tamlaması oluşturur. Birinci bir numaralı cümlede improvize caz yapan müzisyenlerde çok önemli bir yetenek var. Yetenek isim nasıl yetenek önemli yetenek? O zaman burada bir sıfat tamlaması var. Hatta bir yetenek bu da bir sıfattır. Bir numaralı ifade gitti. Trans hali olarak da bilinen akış bütünüyle tek aktiviteye odaklandığımız durumlarda beliriyor. Aktivite isim tek onun sıfatıdır. O zaman ikinci cümlede gitti. Örneğin maratonda koşuyorsanız tüm dikkatinizi vücudunuzun hareketlerine odaklanıyor. Tüm dikkatiniz. Şimdi dikkat isim tüm onun sıfatı, belgesi sıfat. O zaman burada da bir sıfat tamlaması var. Kas hareketlerinizi ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor. Kas hareketlerinizi ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor. Burada bir sıfat göremedim ben arkadaşlar. Beşinci öncüle bakıyorum. Böyle durumlarda doğrudan hemen zaten nasıl durum böyle durum. Yine sıfat tamlaması var. Odaklanılan beceriler en üst seviye. Yine üst seviye burada yine bir sıfat tamlaması var. Cevabımız Denizli oldu bu durumda. 11. soruya bakalım. Bir yazım sorusu. Hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğinde bu konuyla ilgili kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gazete, dergi ya da kitap ifadeleri küçük yazılırdı. Gazetede özellikle
dikkat etmemiz gereken örnek resmi gazeteydi. Resmi gazetenin özel adında gazetesi ifadesi bulunduğu için bu doğru bir kullanımdı. Büyük yazılırdı. Leyla ile Mecnun Türk Edebiyatı'nın en çok işlenen anlatılardandır demiş Türk Edebiyatı'nda. Şimdi burada bir eserin adını yazarken eğer bütününü büyük harfle yazıyorsanız o zaman aralardaki bağlaçları büyük harfle yazardınız ama yalnızca ilk harflerini büyük yazıyorsanız bağlacı küçük harfle yazmanız gerekirdi arkadaşlar. Bu nedenle bu yanlış olmuş. Diğer seçeneklere bakıyorum. Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı, Boğaz, deniz, göl ya da benzeri ifadeler, dağ gibi ifadeler büyük yazılırdı. Sıkıntı yok. Kültigin Anıtı, Orhun Vadisi, vadi, ova, deniz, göl, dağ gibi ifadeler büyük yazılır. Özel isim olduğu için de hatta kesme işaretiyle gelenek ayrılır. Anıt, yapıt, bunlar da yine büyük yazılır. Sıkıntı yok. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Şimdi burada sempozyumun adı olduğu için de büyük yazılır. Ankara'da zaten Ankara özel isim. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız Bursa'ydı zaten. 12. soruya bakalım. Hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır demiş. Şimdi burada barışsever akım bunun bir şey olduğunu gösterir. Fiilimsi olduğunu gösterir arkadaşlar. Fiilimsi ifadeleri kendisinden önceki ifadeyle bitişik yazılır. Kural Türk Dil Kurumu tarafından şu şekilde açıklanır. Her ikisi fiil ya da her ikisi fiilimsi olan ifadeler bitişik yazılır demiş birleşik ifadeler için. Bu nedenle buradaki fiilimsi, bunu hatta derslerimizde biz ağaç kakan örneğini yazmıştık. Unutmayın, hatırlayın şeklinde bunu örnek vermiştik. Ağaç kakanda nasıl ki ikinci ifade fiilimsi ise burada da gördüğünüz gibi ikinci ifade fiilimsi ve bu kuraldan ötürü bitişik yazılmış. Karınca incitmez, insan şimdi o kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karınca incitmez olarak anılır. Yine anası mezar dikecekmiş sıfat fiil eki var, adlaşmış sıfat fiil. Fiilimsi ise eğer ikinci unsur yine bitişik yazıyorduk. Bu da gitti, bu da doğru. İnsanlar çok bilmiş olarak tanınan kişiler, çok bilmiş kişi. Anası mezar dikecekmiş, yine sıfat fiil var. Bu nedenle bitişik yazıyoruz kural gereği. Bu da doğru. Orada yaşanmamış bir insan, orada yaşamamış o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir ne yol yordam. Şimdi değer bilir ne de yordam bilir. Aslında burada bu yüklem arkadaşlar. Şimdi burada değer bilirdeki bu ifade geniş zaman ekidir yani. Ki pekidir. Aslında bu ifade şu şekilde kurgulanmış olsaydı, değer bilmez şeklinde kurgulanmış olsaydı, yine fiilimsi olduğu için bitişik yazılacaktı. Ancak burada ne değer bilir ifadesi ayrı yazılır. Değer bilmek bir deyim olarak düşünülürse bunun ayrı yazılması gerekir. Çünkü burada herhangi bir fiilimsi eki görmüyoruz bu diğerlerinde olduğu gibi. Bu nedenle arkadaşlar değer bilir ifadesini bitişik yazmayız. Kural gereği ayrı yazılır. Cevabımız Edirne oldu bu durumda. 13. soruya bakıyoruz. Hangisine virgül getirilemez demiş. Virgülün kullanıldığı yerler eş görevli ifadeler sıralandığında ya da yüklemden çok uzak kalmış özneden sonra ya da sıralı cümleler arasında virgül kullanılacağını biliyoruz. Cümleyi okuyalım, daha doğrusu paragrafı okuyalım bakalım. Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atarsanız tülahat tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Hiç değilse çarşı duvarında kafilenin yakın zamanda
buraya konup göçtüğünü gösteren solmuş ve yırtık bir ilana tesadüf edersiniz. Şimdi ilan, gösterin ilan, solmuş ilan, yırtık ilan sıfatlarıdır. Sıfatlar arasına virgül getirmem gerekir. Oyunlar kasabanın tiyatrosunda, köy meydanında yahut en büyük mahallede sergilenir. Şimdi nerede sergilenir? Kasabanın tiyatrosunda, köy meydanında. Dolaylı tümleçler, eş görevli ifadeler arasına virgül gelir. Devam ediyoruz. Ahali için aralıksız kahve iskemleleri, 3-5 masa. Şimdi kahve iskemleleri, 3-5 masa. Oyuncular için yerden birkaç karış yüksek bir sedir. Yine buraya da virgül gelir iskemle ve masaları birbirinden ayırmak için, masayı ayırmak için. Oyuncular için yerden birkaç karış yüksek bir sedir, delik deşik boyalı bir perde. Yeter de artar bile. Yetip artan şey ne? Sedir ve perde. O zaman bu ikisi arasına da virgül gelir. Gördüğünüz gibi hepsinde eş görevli ifadeler var. İşte sıfat ya da dolaylı tümleç şeklinde eş görevli ögeler, eş görevli sözcükler. Ama birinci boşlukta bu tarz bir virgül kullanım alanı yok. Aksine cümlenin bütünlüğünü oraya virgül getirdiğimizde bozmuş oluruz. Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atarsanız şeklinde bir kullanım söz konusu değildir. Cevabımız Adana. 14. soruya bakalım. Yine bir noktalama işareti sorusu. Burada da boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Balıkçı Orfinoz'u şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı. Şimdi burada ben şunu fark ettim. Orfinoz'dan sonra onunla ilgili bir ara söz kullanılmış. Ne olduğu açıklanmış. Ara sözün başına, sonuna kısa çizgi veya virgül getirebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde taradığımda kısa çizgi kullanmayı tercih etmiş seçeneklerde. O zaman buraya kısa çizgi getiririm başına sonuna. Balıkçı benim cümlemin öznesi. Buraya da virgül getiririm. Balıkçı Orfinoz'u şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı heyecanla, özlemle, bakın heyecanla ve özlemle ifadeleri arka arkaya geldiği için eş görevli bu ifadeler arasına virgül gelir. Beklemiş, emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti. Beklemişti, alabilmişti. Bunlar her ikisi de yüklemdir. Burada iki cümle var. Şimdi bu iki, normalde biz sıralı cümleler arasına virgül koyarız ama sıralı cümlenin kendi cümlelerden herhangi birinin içerisinde eğer virgül varsa, ki burada var, gördük şurada virgül var, burada virgül var. O zaman ben bu sıralı cümleleri ayırmak için araya noktalı virgül koyuyorum. Devam ettiğimde buraya da nokta koyarım. O zaman virgül, kısa çizgi, kısa çizgi, virgül, noktalı virgül, nokta bulduk. Seçeneklere bakıyorum. Virgül, kısa çizgi, kısa çizgi, noktalı virgül, virgül, nokta diyor. Bizim şuraya uymadı. Burada noktalı virgül olması lazımdı. Hayır, cevabım o zaman. Bir saniye, yanlış bakmayayım. Nereye yanlış baktım? Virgül, kısa çizgi, kısa çizgi. Virgül olacak. Evet, bu hatalı olmuş. Virgül, kısa çizgi, kısa çizgi, virgül, noktalı virgül, nokta. Tamam. Doğru cevap Edirne oluyor arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda ben çok karaladığım için. Bir bakalım diğer soruya. 15. sorumuz. 15. sorumuzda da bize hangisi vardır diyor arkadaşlar. Anlatımında hangisi vardır parçanın anlatımında. Bakalım. Kentsel düş gücünü heceleyenler kentin karakteri olan nesnelerdir. Bu nesneler kentin tarihine tanıklık eden ve onunla bütünleşen varlıklar olarak kendini kabul ettirir. Dilsiz güçler rolünde hep sahnededirler. Galata Kulesi, Beyoğlu'nun yıkık dökük evleri, bir avlunun gölgesindeki zarif kuyu, zarif bir kuyu, kim bilir güneşin yakıcılığında
hangi sohbetlere siper olmuş görkemli ısırlık çınarlar, yüzyıllık bir çeşme, küçük bir fotoğrafçının vitrinini süsleyen eski aile fotoğrafları, bu nesnelerin işlevi, bakın şurada kentin karakterini oluşturan nesnelerdir dedi ve bu nesneleri saydı farkındaysanız. Bu nesnelerin işlevi varlıkları ile kentin romanını yazmak, varlıklarını sürdürürken çağın yüklendiği yeni anlamlara rağmen kente sahip çıkmaktır. O zaman burada ben kentin düş gücünü heceleyen, kentin karakterini oluşturan nesnelere örnekler verildiğini gördüm. Tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme, öyküleme değil, cevabım örnekleme oldu sevgili arkadaşlar. 16. soruya bakıyoruz. Paragrafı ikiye bölme sorusu. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. John Watson tarafından insan davranışlarını açıklamak için davranışçılık kuramı geliştirildi. Davranışçı psikolojiye göre nesnel yöntemlerle gözlemlenemeyen zihinsel süreçlerin incelenmesinin bir anlamı yoktu. Pavlov, Skinner gibi bilim adamlarının Watson'ın görüşlerine katılmasıyla kuram yaygınlık kazandı. Davranışçı psikoloji, öğrenmeyi uyarıcı ve tepki arasındaki bağla açıklayarak psikanalitik görüşün belirttiği etkinin geçerli olmadığını ile sürdü. Şurada bir nokta koyayım. Uyarıcı olarak nitelendirilen çevresel faktörler, kişilerde olumlu veya olumsuz davranışlara neden oluyordu. Olumsuz davranışlara yol açan uyarıcılar kaldırılarak olumlu davranışları oluşturanlar eklendiğinde bireyin kendini geliştirmesi bekleniyordu. Şimdi dördüncü ifadeye kadar davranışçı kuramı kimin oluşturduğu ve bu kurama kimlerin destek verdiği söylenirken dördüncü ifadeden sonra bu kuramın yani bahsi geçen davranışçı kuramın nasıl bir kuram olduğundan bahsedilmeye başlandı. O zaman bu nedenle konunun farklı bir yönüne değinmeye başladığı için ben dört numaralı cümleden itibaren ikinci paragrafıma başlarım diyebilirim. Cevap Ceyhan. 17. soru, hangisi cümlenin düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Burada da yapmamız gereken paragraf içerisinde verilen alakasız bilgiyi bulmak. Avrupa'dan gelen göç dalgaları dalgaları zaman zaman Batı Avrupa ülkelerinde büyük direnişleri tetiklemiştir. Bununla birlikte düşük doğum oranıyla başa çıkabilmek için Batı Avrupa doğrudan göçmenlere ihtiyaç duymuştur. Batı Avrupalıların iş, kültür ve kimlik açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan kaygı direnişlerin temelini oluşturur. Şimdi ben şunu gördüm burada. Büyük direnişler tetiklenmiştir dedi ve burada direnişlerin temelini oluşturur diye devam ediyor ama burada Batı Avrupa'ya yapılan göçlere ihtiyaç duyulması bilgisi sanki biraz kulak tırmaladı. Devam ediyorum. Düşüncelerinde haklı olsalar da göçün topluma kazandırdığı değerlerin altı çizilirse bu kaygıların giderilmesi de kolaylaşır. Oluşan kaygılar diyordu. İfadeye devam ediyor. Sıkıntı yok burada. Göçmenleri ağırlayan toplumlar çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye başladığında tehdit ve kaygının sadece toplumsal bir refleks olduğu anlaşılır diyor. Hala devam ediyor bu kaygıyla ilgili konuşmaya. O zaman şimdi burada genel anlamda göç dalgalarının Batı Avrupa ülkelerinde büyük direnişler tetiklediğinden bahsediyor. Ve bu direnişlerin iş, kültür ve kimlik açısından kaygı direnişleri olduğunu vurguluyor. Sonrasında düşüncelerinde haklı olsalardı aslında topluma kazandırdığı değerlerin altı çizilirse kaygıların yani bu göç yapılan topluma katkıları
göz önünde bulundurulduğunda kaygıların giderilmesinin kolaylaşacağını, aslında bunun toplumsal bir refleks olduğu vurgulanıyor. Paragrafın tamamına baktığımızda bununla beraber düşük doğum oranıyla başa çıkabilmek için Batı Avrupa doğrudan göçmenlere ihtiyaç duymuştur ifadesinin düşüncenin akışını bozduğu görülecektir. Cevabımız Bursa. 18. soru. Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sinema ve spor dendiğinde akla gelen başarılı filmler yok mudur? Olmaz olur mu? Zaman zaman usta yönetmenler bu konudaki klişeleri aşıp spor filmlerine ustaca yerleştirmişlerdir. Mesela Fabi'nin unutulmaz filmi Cehennem'de İki Devre bunlardan biridir. Bu önemli film savaş sırasında bir Alman toplama kampında kamp yöneticileriyle tutsaklar arasındaki bir futbol maçının tutukluların kaçması için bir fırsata dönüştürülmesi ustaca anlatılır. Buna benzer şekilde unutamadığım bir diğer film de Hitchcock'un Trendeki Yabancıları ve bu filmin ünlü tenis sahnesidir demiş. Şimdi burada sinema ve spor dendiğinde akla gelen başarılı filmlerden bahsediyor. Ve bu filmlerde aslında bu sinema ve sporun iç içe geçirilerek eşit oranda heyecan verici bir şekilde izleyiciye yansıtıldığı aslında filmin senaryosu ve oynanan oyunun etkisi bu şekilde bahsetmiş. Bakalım bu araya hangisi gelirse uygun olur. Tutukluların kaçması için fırsata dönüştürülmesini ustaca anlatır. Ama spor yalnızca izleyiciyi kendine çekmek için futbolun geriliminden ve çalımından ibaret bir etkinlik değildir. Zaten bu karşı çıkışı yapacağı bir ifade yok paragrafta. Sinema izleyicisinden çok futbol meraklıların ilgisini çeken bu tarz filmlerin popülerleşmesi doğaldır. Hayır, burada da futbol meraklılarının izlemesine vurgu yapılmış ama parçada buna vurgu yapan bir ifade yok. Bu filmi izleyenler sadece bir filmin değil aynı zamanda bir futbol maçının heyecanını da içlerinde duyarlar. Evet, tam olarak bunu söylemek istiyor paragraf. Cevap C görünüyor ama diğerlerine de bakalım. Film yorumcuları kadar spor eleştirmenlerinin de eleştirdiği film demiş. Burada kesinlikle eleştiriden söz edilmemiş. Spor eleştirmenlerinden asla söz edilmemiş. E seçeneğine bakmak için biraz kaldırmam gerekiyor. Spor ve sinema ilişkileri üstüne bir yazı yazmak için aslında ikisinin de iyi bir izleyicisi olmak gerekiyor. İfadesi yine doğru bir ifade değil. Çünkü yazı yazmak noktasında bir ipucu yok aslında. Bunun üzerine yazı yazmak maksatlı bir izlemekten ziyade buraya gelecek ifade bu filmi izleyenler sadece bir filmi değil, aynı zamanda futbol maçının heyecanını da içlerinde duyarlar ifadesi en doğru ifade oluyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuzda da düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir demiş sonuna. İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları denge ile ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Bunlardan birinin kontrolü tamamen ele geçirilmesi felaket getirebilir. Bu gerçek şöyle bir benzetme ile aktarılır. Bir at arabasındasınız ve arabanız güçlü iki at tarafından çekiliyor. Atlardan biri aklın, diğeri duygunun temsilcisi. Bir at sizi sürekli yolun bir tarafına, öbürü de diğer tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin işiniz demiş. Şimdi duygu ve aklın dengede olması gerektiğini
duygu ve akıldan herhangi birinin dengeyi ele geçirdiğinde çok farklı bir yöne gidileceğini ya da duygunun aklın ipi ele aldığında çok farklı bir yöne, duygunun ipi ele aldığında çok farklı bir yöne gidileceğini, ikisinin ortasını bulmak gerektiğini vurguluyor aslında. Bunu da şöyle bir örnekle açıklamaya çalışmış. Sizin işiniz güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmaktır demiş. Evet, aslında buna işaret ediyor. Diğer seçenekleri de hızlıca okuyorum. Bir tarafın sizi uçuruma yuvarlamaması için arabadan atlayacağınız anı iyi belirlemektir. Hayır. Bu iki atın fırsatlar sundukları kadar kötü bir son getirebileceğini de aklınızda tutmaktır. Dengede tutmaktan bahsediyor aslında. Burada dengeyi vurgulayan ifadeyi bulacağız. Şunu bulduk aslında, A seçeneğini bulduk. Atların çekişmesinin ilerlemenize engel olduğunu görünce güvenilir olan atı seçmektir. Hayır, bize denge kurun diyor. Yani birine odaklanmayın diyor. Rasyonellik adına aklınızın buyruğuna girmek yerine sezgilerinize kulak vermektir. Hayır, burada da duyguya ağırlık verin diyor akıldan ziyade. Aslında parça da tam tersini ifade ediyor. Her ikisi dengede olmalıdır diyor. O zaman dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmak ifadesi bizim için doğru ifade oluyor. Gelelim 20. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda tartışmalara girdi cümlesi getirilebilir? Bir kişi girmiş yani burada, özellikle ben ona dikkat ettim. Batı etkisindeki çağdaş Türk şiiri eskiyi yok sayarak, eskiden gelen her şeyi silip atarak gelişmedi. Kısa sürse de eskiye karşı zorlu çıkışların yapıldığı, geçmişin küçümsendiği dönemler olmadı değil. Ama çağdaş şiirimiz, edebiyatımızın çok daha eski dönemlerinin güzel ürünlerinden, güçlü ustalarından zaman zaman etkilendi. Sanatçılar, divan edebiyatı ve halk edebiyatının kimi unsurlarını eserlerine bazen örtülü olarak bazen de açıkça taşıdı. Burada sanatçılar ifadesi sanki bana ipucu oldu gibi. Hatta bunların arasında çağdaşlarından hiçbir şey yitirmeden divan şiiri tarzında yazmayı deneyenler de oldu. Sanatçılar divan edebiyatı ve halk edebiyatının kimi unsurlarını eserlerine bazen örtülü olarak bazen de açıkça taşıdı. Eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda tartışmalara girdi. Hatta bunların arasında çağdaşlarından hiçbir şey yitirmeden divan şiiri tarzında yazmayı deneyenler de oldu. O zaman hangisinden sonra getirilmelidir? Arkadaşlar, 4 numaralı ifadeden sonra getirilmelidir. Uygun yer 4 numaralı cümleden sonra, yani 5 numaradan önce. Burada özellikle hangisinden sonra vurgusuna dikkat etmek gerekiyordu. Herkese merhaba çocuklar. Umarım sınavınız hayal ettiğiniz gibi geçmiştir ve güzel netler yapmışsınızdır. İlk 20 soruyu Alev öğretmeninizle çözdünüz. Kalan 20 soruyu da hep beraber benimle çözeceksiniz. Şimdi başlayalım. Demiş ki bize, bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Bu tarz sorularda öncelikle yapmamız gereken soruları okumaktı. Daha sonra çocuklar biz cevabı okuyup ne yapıyorduk? Karar veriyorduk. Bakalım şimdi. Kültürel yozlaşmanın temelinde yatan sebepler nelerdir? B. Kültürün farklı şekillerde tanımlanması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? C. Sizce kültür toplumdan topluma değişen bir olgu mudur? D. Bugün kültürler arasındaki farklılıklar nasıl açıklanabilir? E. Toplumlar son yıllardaki kültürel değişimlerden nasıl etkileniyor? Baktığımızda parçaya bize soruyla ilgili ne verecektir? Bir yanıt verecektir. Bu kültüre hangi açıdan yaklaştığımızla ilgilidir. Nitekim bu alanda çalışan bilim insanlarının hemen hepsinin onu yeniden tarif etme çabası da bunu göstermektedir. Yani birden fazla tarif varmış.
Bununla beraber şimdiye kadar ortaya atılan bütün tarifler, yani tanımlamalar, gözden geçirildiğinde hepsinde ortak olanı ve bu terimle ne kastedildiğini anlamak kolaydır. Bu durumda çocuklar, biz burada kültürel yozlaşmayla ilgili bir şeye rastlamadık. Aynı şekilde, evet, kültürel yozlaşmayla ilgili bir şeye rastlamadık. Sizce kültür toplumdan topluma değişen bir olgu mudur dediğinde, toplumdan topluma değişen bir olguyla alakalı bir şey de söylemedi bize. Bugün kültürler arasındaki farklılıklar nasıl açıklanabilir dediğinde, herhangi bir farklılıkla ilgili ne yapmamış bize? Cümle kurmamış. Toplumlar son yıllardaki kültürel değişimlerden nasıl etkileniyor dediğinde, herhangi bir değişimde bize ne yapılmamış çocuklar? Söylenmemiş. Bu durumda biz Edirne'yi de ediyoruz ve tanımlamayla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Burada bize bilim insanlarının farklı farklı tarif etmeye çalıştığı kültürden bahsetmiş. Cevabımız Bursa olacaktı. 22'de ise bakalım. Bize demiş ki, aşağıdakilerden hangisi bu yöntemi kullanan bir resim eleştirmeninin süreç içinde soracağı sorulardan biri olamaz. Bakalım şimdi. Verilmek istenen mesaj hangi obje ve varlıklar kullanılarak aktarılmaktadır? Ressam tabloda görülen bileşenlerin organizasyonunda nelere dikkat etmiştir? Ressam bu eserinde tam olarak ne anlatmak istemektedir? Ressamı başarılı yahut başarısız yapan temel nitelikler nelerdir? Eser hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrılmaktadır? Bakalım şimdi, bize demiş ki, resim eleştirmenleri eserleri incelerken belirli yönteme bağlı kalırlar. Betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargıya varma olmak üzere 4 işlem basamağını kapsayan bu yöntemle eserden bilgi edinirler. Yöntemin ilk aşamasında tabloda yer alan ve gözle görülen her nesne tek tek listelenir. İkinci aşamada bu nesneler resmin içine yerleştirilirken nelere dikkat edildiği demiş bize. Örneğin konum, renk, kontrast, ton gibi niteliklerin nasıl kullanıldığı belirtilir. Bu durumda çocuklar, biz tabloda görülen bileşenlerin organizasyonunda nelere dikkat edildiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani şuna, konum, renk, kontrast, ton gibi niteliklerin nasıl kullanıldığı belirlenir derken bize ne yapmış çocuklar? Bileşenleri vermiş. Aynı zamanda hemen devam ediyoruz. Üçüncü aşamada ressamın kullandığı nesneler ve bunları organizasyonuyla vermek istediği mesaj ortaya çıkarılır. O zaman çocuklar, biz nesnelerin ve vermek istediği mesajın da ortaya çıkarılacağını Adana'yla anlayabiliyoruz. Ve bu eserinde tam olarak ne anlatmak istemektedir dediğinde çocuklar, biz ne yapıyoruz? Mesajı ortaya çıkarır diyerek bunu da eleyebiliyoruz. Devam edelim. Son aşamada ise o ana kadar elde edilen bütün veriler bir arada değerlendirilir. Eseri iyi veya kötü kılan özellikler ortaya konur ve incelenen eserin niteliği hakkında nihai karara varılır. O zaman iyi kötü kılan özellikler onun başarılı ya da başarısız olduğunu bize verir. Ben Denizli'yi de bu durumda elerim. Ama çocuklar, bize eser hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrılmaktadır gibi bir sorunun yanıtını bize ne yapmıyor? Bu parçada vermiyor. Bu durumda cevabımız Edirne olacaktır. Evet. Diğerlerinden farkını vermemiş çünkü. Devam edelim. 23 dedik. Yukarıdakilerden hangileri bu sözleri söyleyen kişinin çalışma alanına girer? Bakalım şimdi. Bir antropolog olarak antropolojinin yöntemlerini kendi kültürüme bakıp içinde yaşadığım dünyayı incelemek için kullanmaya karar verdim. Sayıları gittikçe artan şirket antropologlarından biri oldum. Zaten egzotik bir şeyler bulmak için çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Yapmamız gereken bu betondan ormanda insanların iş dünyasında ayakta kalmak için hangi rekabet işgüdülerine güvendiklerine, bireysel ve örgütsel hareketlerine, ne tür davranış kalıplarını benimsediklerine odaklanmak. Şimdi buraya baktığımızda çocuklar, sanayileşmiş bölgelerdeki yerli halkların kültürleriyle şehir kültürü arasındaki farklar. Burada bize şehir kültürü ve yerli halk kültürü arasındaki herhangi bir farktan bahsettiğine dair bilgi vermiş mi? Hayır, vermemiş. Bu durumda çocuklar, ben Adana'yı, yani biri elerim. Biri elediğimde de doğal olarak Adana'yı, Edirne'yi ve Ceyhan'ı elerim. Devam edelim. Kurumsallaşmış şirketlerdeki çalışanların bireysel başarı elde etmek, bu grup içinde yükselmek için geliştirdiği stratejiler. Burada da çocuklar, bize iş dünyasında ayakta kalmak için hangi rekabet içgüdülerine güvendiklerine, bireysel ve örgütsel hareketlerine ne tür davranış kalıplarını benimsediklerine odaklanmak dediğinde, ben ne yapabiliyorum? Bunu parça içinde bulabiliyorum.
belli bir sektörde çalışan bir grup kültürü geliştirmesini sağlayan kişisel ve sosyal dinamikler dediğinde de aynı şekilde bireysel ve örgütsel hareketleri ne yapabilirim? İpucu olarak bulabilirim. Bu durumda 2 ve 3 ile ilgilenebilir diyerek cevaba Denizli diyebiliriz. 24 diyelim. Demiş ki bize aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Çırak Foma ustası Rublev'e ben maviyi herkesten daha iyi görüyorum der. Bunun üzerine Rublev de sana artık bir şey öğretemem çünkü sen her şeyi bildiğini sanıyorsun diye karşılık verir. Şimdi çocuklar burada Foma ne yapmış? Kendisini övmüş. Yani demiş ki ben maviyi herkesten daha iyi görüyorum diyerek gözüne gördüğü şeye bir kutsallık atfetmiş. Bu durumda da çocuklar bizim karşımıza ustasının ne söylediği çıkıyor. Sana artık bir şey öğretemem. Çünkü sen her şeyi bildiğini sanıyorsun. Yani kibirlisin. Kendini bilgiye kapatmışsın. Daha fazla bir şey öğrenemeyeceğini düşünüyorsun demek istiyor. Bu durumda da bakalım. Mutlak başarı ustaları aşmakla mümkün olur. Hayır. Becerisini kutsayan kişi kendini bilgiye kapatmıştır. Evet, daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duymuyor demektir. Bu durumda da çocuklar cevabımız bursa olacaktır. Bakalım devam edelim. Kendine güvenen çırağın ustaya ihtiyacı yoktur. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmedi burada. Bilgisinden emin olmak ustalara özgü bir erdemdir. Böyle bir şey de söylemedi. Çırak hatasını ustasının hoşgörüsü sayesinde görebilir. Bundan da bahsetmedi. Burada ne diyor bize? Çırak diyor, becerisini kutsamış. Yani daha fazlasının onun üstüne çıkamayacağını söylemiş. Bu durumda da çocuklar cevabımız bursa olacaktır. 25 dediğimizde de buna benzer bir soruyu AYT sınavımızda Morse alfabesi şeklinde sormuştuk çocuklar. Ve burada da klavye sistemiyle alakalı bir soru sorulmuş. Birlikte şimdi yanıtlayabiliriz. Demiş ki bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Evet, QWERTY sisteminin kullanıldığı daktilo harf düzeninin sıkışmasını en aza indiren, ticari anlamda başarılı ilk daktilo olarak 1874'te ortaya çıkmıştır. Ancak QWERTY klavyesinde vuruşların %38'i orta, %52'si üst ve %16'sı da ulaşması en zor olan alt sırada yapılır. Dahası bu diziliş daha zayıf olan sol elin ve en zayıf olan serçe parmağın çok fazla kullanılmasını gerektirir. Ayrıntılı çalışmaların ardından Dvorak 1932'de QWERTY klavyesini öğrenmek için gereken zamandan daha kısa da sürede öğrenilebilen, klavye kullanıcısının başarısını ve hızını büyük oranda artıran yeni bir klavye geliştirdi. Ancak Dvorak klavyesi o günden bugüne İngiliz dilinin standart klavyesi QWERTY'nin yerini alamadı. Bu durumda çocuklar biz şunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. 1874'te ortaya çıkış sürecinden 1932'ye kadar büyük bir zaman diliminde ne yapılmış çocuklar? Bu klavye kullanılmış. Şimdi klavye kullanıldıktan sonra yeni klavye tekrar bir alışkanlık gerektireceğinden, tekrar bir öğrenme gerektireceğinden, tekrar bir adaptasyon süreci gerektireceğinden ne yapmamız lazım çocuklar? Bizim bu soruyu ona göre yanıtlamamız lazım. Devam edelim. A demiş bir yeniliğin eski yöntem veya fikirden belirgin şekilde iyi olması uzun vadede olsa toplumda kabul edileceğini gösterir. Ama kabul edilmemiş, hala yerini alamamış. Bu durumda Adana'yı elerim. İcat edilen aletlerin ortaya koyduğu yenilikler bu aletlerin esas amacının dışında farklı amaçlara da hizmet etmesine neden olur. Hayır, böyle bir şeyden de bahsetmemiş. Yine klavye olarak kullanıyorum. Farklı bir amaçla kullanmıyorum. Yeniliği ortaya çıkaran kişinin unvanı bu yeniliğin insanlar tarafından kullanılma olasılığının artmasında etkilidir. Unvan yapmamış çocuklar. Herhangi bir etkisi olmamış. Bir yeniliğin benimsenmesi için toplumun gereksinim, değer ve hedefleriyle görece uyum içinde olması gerekir. Ne kadar uyum içinde olursa olsun çocuklar ne yapmamış? İngiliz dilinin standart klavyesi QWERTY'nin yerini alamamış. Çünkü çok uzun zaman diliminde kullanılmış bu klavye. Buna göre bakıyorum. Uyum sağlamayı gerektiren bir yeniliği kabul etmek yerine alışkanlığa bağlı kalmak insanlara daha kolay gelir. Bu sebeple de ne kadar kolay olursa olsun yaratılan yeni klavye eskisinin yerini ne yapamamış tutamamış çocuklar. Bu sebeple de cevabımız
Edirne olacaktır. 26 dayım diyor ki bana, bu parçada söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türk edebiyatında ve sosyolojisinde batılılaşma olgusuna ilişkin karmaşık süreçlere işaret eden geniş bir literatür mevcut olmakla birlikte, bu çalışmada Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmi incelenirken Kemal Tahir'in görüşlerinden hareket edilmiştir. Bunun da başlıca nedeni Kemal Tahir'in batılılaşma sorunlarını Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren ele alıp sorgulamasıyla özgün bir yaklaşım ortaya koymuş olmasıdır. Ancak filmin yönetmen senaristiyle Kemal Tahir'in devlet ve toplum konusundaki görüşleri arasında belirgin ayrımlar bulunmaktadır. Diğer yandan bugünün sorunlarının kaynağının Osmanlı'nın kuruluş dönemine kadar götürülmesi ve tarihe yaklaşım biçimleri bakımındansa pek çok benzerlikle göze çarpar. Buna göre demiş hangisi söylensin? Bakalım. Adana'dayız. Diyor ki Kemal Tahir filmdeki içeriği Osmanlı'da batılılaşma olgusu temelinde ele almıştır. Kim çocuklar? Kemal Tahir mi filmi incelemiş? Hayır. Bu sebeple Adana'yı elemiş olurum. Devam edelim. Yönetmen senarist filmi Kemal Tahir'in görüşlerine dayanarak oluşturmuştur dediği zaman, bakalım çocuklar, burada Kemal Tahir'in görüşleriyle ayrıldığı noktalar da var. Dikkat ettiyseniz tarihe yaklaşım biçimleri arası bakımından benzerlikleri var. Ama görüş olarak ne yapmış? Farklılıklar var, bu sebeple aynı şekilde değerlendirmemiş. Film Kemal Tahir ve yönetmen senaristin ortak bir çalışması olarak ele alınabilir. Bundan da bahsedemeyiz. Yönetmenle Kemal Tahir birlikte çalışmış da diyemeyiz. Kemal Tahir'in görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası sunmaktadır dediği zaman, biz çocuklar baktığımızda burada Kemal Tahir'in görüşlerinin filmi incelemede dayanak olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü çocuklar burada Kemal Tahir Osmanlı'nın batılılaşma sürecini nereye kadar götürüyor? Kuruluş dönemine kadar götürüyor. Ve çocuklar o karmaşık süreci oranın içinde dahil ediyor. Aynı şekilde film de Kemal Tahir'in görüşlerinden hareket edilerek inceleniyor. Birebir çocuklar ne yapmıştır burada? Denizli seçeneğini vermiştir. Bu sebeple cevabımız Denizli olacaktır. 27. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ey insan, etrafında yarattığın düşmanlar senin kendi kusurlarının, eksiklerinin farkına varmaktan alıkoyar. Başkalarını cezalandırdığın, aşağıladığın, hatta yok ettiğin sürece dikkatini kendi içine yöneltemezsin. Böylece kendinle yüzleşme ihtiyacı da hissetmezsin. Yarattığın düşmanlar çaresizliklerinin yerini alır. Onlar sayesinde zayıflıklarının üstünü örtersin. Şunu aklından çıkarma. Sandığın gibi başkalarının günahları seni aziz yapmaz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demişti. Bir bakalım şimdi çocuklar. Demiş ki bize, bireyin dışarıya ve başkalarına yansıttığı öfke ve nefret zamanla kendi zaaflarından arınmasına neden olur. Arınmasına neden olmaz zaaflarına, kendi zaaflarını görememesine neden olur. O yüzden Adana'yı eledim. Bursa'da bireyin yaşadığı toplumdaki öteki bireylerin hatalarına karşı geliştirdiği tavır, kendi benliğiyle kurduğu bağı güçlendirir. Olur mu? Hatalarına karşı geliştirdiği tavır kendi benliğini göremez duruma getirilmiş onu. Yukarıdaki parçada bundan bahsediyor. O zaman Bursa'yı da eledim. Ötekileştiren ve ötekini düşman gibi gören birey kendini eleştirme ve yargılama ihtiyacını hissetmeyerek kendini yüceltir. Tam olarak bundan bahsediyor yukarıda. Bize diyor ki kendi kusurlarını, eksiklerinin farkına varmaktan alıkoyar diyor yarattığın düşmanlar. Başkalarını cezalandırdığın zaman, onları aşağıladığında, hatta yok ettiğinde kendi içine yönelemezsin diyor. Yani kendini eleştiremezsin, kendini yargılayamazsın, bu sebeple de kendini yüzleşemezsin diyor. Zayıflıklarının üstünü de örtüp kendini yüceltmeye başlarsın diyor. Bu nedenle de cevabımız Ceyhan olacaktı çocuklar. Evet, devam edelim. 28. Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi tarih biliminin bakışıyla örtüşür? Doğa bilimleri gibi tarihte zorunlulukların ve doğal düzenin insan hayatını belli ölçüde de olsa etkilediğini kabul eder. Tarihi olaylar, onları ortaya çıkaran şartların nedensellik ilkesi göz önünde tutularak açıklanmasıyla anlamlandırılır. Belirli iklimsel ve ekolojik şartların olaylar üzerindeki etkisi hesaba katılmadan, salt kaynaklardan ve kanıtlardan yola çıkılarak sonuçlara varmak mümkün ve anlamlı değildir.
Bununla birlikte tarih biliminin görevi tarihi olayları kendi özellikleri içinde incelemektir. Tarihi olayların gelişiminde genel geçer kanunları ve bunların olaylar üzerindeki etkisini araştırmak tarih biliminin değil belki de tarih felsefesinin görevidir. Buna göre dedi ya bize çocuklar önermelerden hangisi tarih biliminin bakışıyla örtüşür diye. Benim burada altını çizdiğim yerler bizim ipuçlarımız. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle ki her tarihi olay kendi coğrafi koşulları içinde incelenir dediğimiz zaman tarihi olaylarla doğa bilimlerinin çocuklar aynı şeye odaklandığını hangi cümleden çıkarıyorum? Şu cümleden. Belirli iklimsel ve ekolojik şartların olaylar üzerindeki etkisi hesaba katılmadan salt kaynaklardan ve kanıtlardan yola çıkılarak sonuçlara varmak mümkün ve anlamlı değildir. Tam olarak da ne yapıyorum? Kendi coğrafi koşulları içinde değerlendirmeyi burada görüyorum. Bu sebeple de cevabımız Adana olacaktı. İnsanlık tarihindeki olaylar çoğunlukla tekrar eder dediğinde burada tekrardan bize bahsetmemiş. Tarih biliminde doğa bilimleri gibi kanunlar ortaya koyar dediğinde yüksek ihtimalle şuraya odaklandınız. Bu seçeneği işaretlediyseniz. Tarihi olayların gelişiminde genel geçer kanunları ve bunların olaylar üzerindeki etkisini araştırmak tarih biliminin değil belki de tarih felsefesinin görevidir. Şu anda burada tarih felsefesiyle tarih arasındaki o ince ayrımdan bahsediyor çocuklar. Bize kanun koymaktan bahsetmiyor. Zaten doğa bilimleri kanun koyar da demiyor. Tarih bilimi sadece yazılı belgeleri dikkate alır. Hiç alakası yok yukarıdaki parçayla. Tarih felsefesi genellemeler yapmaktan kaçınır dediği zaman da burada genel geçer kanunlar yaptığını gösteriyor ama böylece cevabımız Edirne değil Adana olacaktır. 29'dayız. Bu parçadan hareketle etik aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Şimdi birlikte etik neymiş bir bakalım buraya göre. Ne yapmalıyım sorusu, ne yapıyorum, ne yaptım, ne yapacağım sorularından farklıdır. Ne yapıyor olduğum, ne yaptım veya ne yapacağım da bir betimleme söz konusudur. Gözleriniz, hafızanız veya yazdıklarınız bunların gerçekliğini kanıtlamaya yeter. Ama ne yapmam gerektiği bir betimleme değil, bir soruşturmadır. Bir yol arayıştır. Şimdi çocuklar burası önemli. Çünkü burası bizim sorumuzun bel kemiği, ipucu. Betimleme ile yol arayışı arasındaki ayrım, gerçeklik ile etik arasındaki farkı ortaya koyar. Şu anda burada betimlenen bir şeyden bahsetmiş bize. Bir diğeri de şu, yol arayışı arasındaki ayrımın gerçekle etik arasındaki farkı ortaya koyduğunu söylüyor. Şimdi o zaman birinde betimleme yapıyorum. Yani gözüm görüyor, hafızam biliyor ve çocuklar yazdıklarım bunların gerçekliğini kanıtlıyor. Ama çocuklar yol arayışı etik kanıtlamıyor, soyut bir şey. Buna göre diyor ki bize, ahlaki olarak en doğru olanın er geç hakim gerçekliğe dönüşeceğini savunan bir felsefe kuramıdır. Burada gerçeklikle etik arasındaki farktan bahsederken etiğe gerçek demiş. Ben Adana diyebilir miyim? Hayır diyemem. Adana'yı eledim. İdeal olana ulaşmak için geçmişte yapılan hatalardan dersler çıkarmayı öneren pratik bir düşünce biçimidir. Burada bize geçmişte olan bağlantısıyla ilgili bir şey söylemiş mi etiğin? Hayır. O zaman Bursa'yı da eledim. Olgular temelinde sınanabilecek, kanıtlanması mümkün bir açıklama değil, gerekli olanı arayan bir sorgulama türüdür. Yani soruşturmadır, yani yol arayışıdır. Bu durumda etikten bahsettiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bakalım diğerlerine de. Geçmiş ve gelecek arasında bir bütünlük gözeten, doğrunun her çağda kendini tekrarladığını savunan bir disiplindir. Hayır, burada bundan da bahsetmemiş. Olması gerekeni doğruluğu ve adaleti en fazla kişinin ortak faydasına sabitleyen bir akıl yürütme yöntemidir. Çocuklar burada doğruluk ya da adaletle alakalı ne yapmamış bir bilgi vermemiş bize. En mümkünü Ceyhan olacaktı. Tam bir yorumlama sorusuydu ve çok güzel bir soru. Şimdi bize demiş ki bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Ozanlar şiirin düz yazıdan üstünlüğü konusunda kanıt üretmeye bayılır. Şiir kolay ezberlenir demek ki üstündür. Kısadır demek ki üstündür. Zor anlaşılır demek ki üstündür. Kimileri de düz yazının anlatım gücünün bir yerde tükendiğine ama şiirin anlatım gücünün hiç tükenmediğine inandıklarından şiir düz yazının bittiği yerde başlar deyip çıkarlar işin içinden. Düz yazının bir yerde tıkandığını nereden çıkarırlar bilinmez. Yani burada yazar bize diyor ki bu parçayı yazan yazar ne şiiri övüyorum
ne düz yazıyorum. İkisi de kendi içinde diyor. Çeşitli başarılar bekler diyor. Bu başarı neye bağlıdır? Sanatçının başarısına bağlıdır çocuklar. Şiirle düz yazı arasında ben karşılaştırma yapamam diyor. Buna göre bakalım. Şiirin dile getirdiğini romanda, öyküde dile getirebilir. Yani düz yazılar. Sorun sanatçının hangi türde yazdığında değil, başarısındadır. Yani hiçbiri birinden üstün tutulmaz diyor. Bu durumda da çocuklar cevabımız direkt Adana oluyor. Yine de biz ne yapalım? Diğerlerine şöyle bir bakalım. Bir şiiri kafamızda yıllarca taşıyabiliriz ama düz yazıyı değil. Onun ağırlığı yaşamın odağına yerleşmesini engeller. O zaman burada ne yapmış oldu? Şiiri övmüş oldu ama yukarıda şiiri övenleri, çeşitli şekillerde kıstaslandıranları ne yaptı çocuklar? Eleştirdi. Şiirin girifliği karşısında romanın öykünün kendini okuruna açması, kolayca anlaşılır olması okurun seçimlerini etkiler. Burada da şimdi düz yazıyı yüceltti, şiiri batırdı. Hayır. Şairleri kendi konumlarının altını çizmeye iten şey, düz yazının günümüz okurları tarafından gördüğü yoğun rağbettir. Hiç burada bundan bahsetti mi? Hayır. Denizli'yi de eledim. Her türün yükseldiği dönemler vardır. Şiir yavaşladığında düz yazı yeni ufuklar bulamadığında şiir öncülüğünü üstlenir. Hayır çocuklar, burada da bize dememiş ki şiir bitti, düz yazı başlasın. Düz yazı bitti, şiir başlasın. Alakalı bir şey yoktur, kurulamaz. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Evet, devam edelim şimdi. Demiş ki bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yeni nesil maaş değil unvan peşinde. Bir araştırma şirketi maaşlı çalışan 18-25 yaş aralığındaki 830 kişiyle yaptığı görüşmede kişilere unvan tercihine yönelik sorular sormuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların %80'inin çalıştığım yerdeki önceliğim unvan değil maaşım cevabı verdiği, %18'inin unvanım yükseltilirse maaşımın aynı kalması önemli değil görüşünü belirttiği, %2'sinin de unvanım yükselirse maaşımın düşmesi benim için önemli olmaz dediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları son dönemde popüler hale gelen unvan pazarlamasının nasıl yapılacağı konusunda da şirketlere önemli geri bildirimler sunmuştur. Şimdi buraya baktığımızda çocuklar bize yukarıda diyor ki yeni nesil maaş değil unvan peşinde ama bakıyoruz araştırma sonucunda katılımcıların %80'inin çalıştığım yerdeki önceliğim unvan değil maaşım cevabını verdiğini görüyoruz. Bu durumda çocuklar biz 18-25 yaş aralığındaki yeni nesil maaş değil unvan peşinde cümlesinin yanlış olduğunu, unvan değil maaş peşinde olarak değiştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda çocuklar ben soruyu incelediğimde Adana'ya bakıyorum, kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum yapılmaktadır. Hayır, 830 kişiyle yapılmış, sayısal veriler verilmiş, o zaman bu kanıtlanabilir. Kendi içerisinde tutarsızlıkları ve yanlılıkları bulunmaktadır. Evet çocuklar, burada da ne diyeceğiz? Cevaba Bolu diyeceğiz. Neden? Çünkü burada yeni nesil unvan peşinde değil maaş peşinde demesi gerekirken başlığı parçayla uyumlu şekilde atmamış. O zaman kendi içinde bir tutarsızlığı var. Çünkü yeni nesil şunu söylemiş. Çalıştığım yerdeki önceliğim unvan değil maaşım demiş. Tam tersini söylemiş. Bu durumda kendi içinde tutarsızlığı var diyebilirim. Evet, bu da ÖSYM'nin yeni tarzda yazdığı sorulardan bir tanesi ve çok güzel bir soruydu. Bu parçanın yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım şimdi birlikte. Bize demiş ki önce 32'yi çözelim, affedersiniz. Matisse göre aşağıdakilerden hangisi renk tonunu farklılaştıran bir etken olamaz? Bakalım. Matisse aynı mavi tonunun 1 santimetre karesiyle 1 metre karesinin birbirinden farklı olduğunu söyler. O zaman alanın boyutu gitti. Benzer şekilde mavi bir daire ile aynı maviden yapılmış bir kare farklı tonlardadır. Ona göre bir renk paletteyken farklı, fırçadayken farklı, tuvaldeyken farklıdır. Bu durumda çocuklar yüzeyin dokusu da önemli. Tuval, fırça, palet bunların dokuları farklı. Çevresindeki diğer tonların ve şekillerin yarattığı uzam ve resmin içindeki ve üzerindeki ışık. O zaman form ve ışık da gitti. Nesnelerin düşme ve gerileme oranlarını belirleyen konum, perspektif ve açı da gitti.
her tonu farklılaştırır. Resme bakanın binlerce rengin bir çerçeve içinde eritildiğini düşünmesi bundandır dedi. Bu durumda ne ile ilgili vermemiş? C ile ilgili herhangi bir şey, bir bilgi vermemiş. Evet, 33 dedik. Bu parçanın yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Faust, Don Juan ve Don Quixote emellerinin peşinden sabit bir fikirle koşar. Bu karakterlerin her biri aslında mükemmellik arayışıyla kibrin, istisnai bir yiğitlikle yozlaştırıcı bir aşırılığın vücut bulmuş halleridir. Söz konusu karakterlere dair tespitlerim aslında çok daha önce yaratılmış olan bu imgelerin romantik dönem yorumuna dayanan izlenimlerimdi. Ancak Faust'un sırf merak duygusu yüzünden lanetlendiğini, Don Juan'ın gerçekten işkence gördüğünü artık düşünmüyorum. Hatta Don Quixote'un cömertliği bile gerçek mi emin değilim. Fakat bu karakterlerin bireyci toplumumuz için hala özel bir tınısı olduğuna inanıyorum. Bu parçanın yazarıyla ilgili hangisi söylenemez dedi. Birlikte bakalım şimdi. Roman kişilerini onların karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirmiştir. Evet çocuklar, nereden anlıyorum bunu? Şuradan anlıyorum. Bu karakterlerin her biri aslında mükemmellik arayışıyla kibrin istisnai bir yiğitlikle yozlaştırıcı bir aşırılığın vücut bulmuş halleridir der. O zaman emellerinin peşinden sabit bir fikirle koşmaları da onların karakteristik özellikleridir. Bu durumda çocuklar ben buradan Adana'ya ulaşabilirim. Adana gitti. Roman kahramanlarına ilişkin değerlendirmelerinde değişim olmuştur dedi. Diyor ki bana artık düşünmüyorum. Önceden düşünüyormuş demek ki. Ulaşabilirim. Bursa'yı da eledim. Ceyhan da demiş ki roman kahramanlarına ilişkin analizlerini belirli bir dönem bağlamında ortaya koymuştur. Romantik dönem yorumuna dayanan izlenimlerimdi. O zaman C'ye de ulaşabilirim. D de demiş ki idealizm ve kontrolsüz eylemlerin kurgusal başarıyı artırdığına inanmaktadır. Kurgusal başarıyla alakalı bir şeyden bahsetmiş mi burada bize çocuklar? Hayır, bahsetmemiş. Sen bir kal. Roman karakterinin toplum üzerinde süregelen bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Hala özel bir tınısı olduğuna inanıyorum. Karakterlerin bireyci toplumumuz için hala özel bir tınısı olduğuna inanıyorum diyor. Bu durumda çocuklar Edirne'yi de elerim. Geriye sadece Denizli kaldır. Evet. 34 diyelim. Demiş ki bana bu parçadan hareketli özgün resimlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Özgün resimler yeniden canlandırmanın hiçbir zaman olamayacağı ölçüde sessiz ve dingindir. Bu bakımdan yeniden canlandırmayla karşılaştırılamaz. Çünkü özgün resimde sessizlik ve dinginlik asıl malzemenin boyanın içine sinmiştir. İnsan boyada ressamın resmi yaptığı andaki hareketlerinin izlerini görebilir. Bunun resmin boyanmasıyla insanın ona bakması arasındaki zaman aralığını kapatmak gibi bir etkisi vardır. Bu özel anlamda tüm resimler çağdaştır. Resimlerin çağlarının tanıkları olma özelliği buradan gelir. İçinde yaşadıkları tarihsel an orada, gözümüzün önündedir. Buna göre çocuklar kendine has bir yapım sırrına sahiptir. Evet, değil mi? Yeniden canlandırmanın hiçbir zaman olamayacağı ölçüde sessiz ve dingindir diyor bize. Bu durumda çocuklar sessizlik ve dinginlik asıl malzemenin boyanın içine sinmiştir diyerek bunu bize söylüyor. Sanatçının tecrübelerinin ürünüdür. Burada tecrübeye dair herhangi bir şey söylememiş. Kalsın bir. Zamanın sınırlarını aşan bir gücü vardır diyor. Evet, bunu nereden çıkarıyorum? Bu sizi düşüren bir seçenek olmuş olabilir. Güçlü bir çeldirici çünkü. Ancak çocuklar bunu şuradan çıkarabilirsiniz. Bunun resmin boyanmasıyla insanın ona bakması arasındaki zaman aralığını kapatmak. Yani zamanın sınırlarını aşmak anlamında kullanılıyor. Bu durumda çocuklar ben Ceyhan'a da ulaşırım. Oluşturulduğu dönemin izlerini taşır dediğimiz zaman çağlarının tanıkları derken bunu söylemek istiyor. Denizli'yi de eledim. Yaratıcısının tekniğini görünür kılar dediği zaman insan boyada ressamın resmi yaptığı andaki hareketlerini, izlerini görebilir derken bunu da bulabilirim. Ama çocuklar bana tecrübeyle ilgili bir şeyden bahsetmediği için 34'ün cevabı Bursa'dır. Evet. 35'teyiz. Evet, meşhur biliyorsunuz ne sorusu bu? Sevgili Mabel Matiz'in sorusuydu ve sosyal medyada da çok fazla konuşuldu. Birlikte şimdi bunu yanıtlayalım. Demiş ki bize bu parçaya göre Mabel Matiz'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Diğer sorumuz da bu parçada altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Önce sorumuzu bir okuyalım. Maya, Sezen Aksu'nun 1991'de çıkardığı Gülümse'den sonra Türk pop müziğinin en iddialı ve ses getiren albümlerinden biri. Dinleyiciyle önceden buluşan Öyle Kolaysa ve Ya Bu İşler Ne şarkılarıyla beğeni toplamışken bunlara eklenen Fırtına Dayım, Çukur gibi şarkılarla bu albüm bir başyapıta dönüşüyor. Böylece Maya ile Mabel Matiz tek atımlık kurşunu olduğu iddialarını da boşa çıkarıyor. Birçok ünlü sanatçının sevilen şarkılarını yorumlayarak daha önceki çalışmasında da cesaretini ortaya koyan Matiz, Maya ile geleneğe değmekten korkmayan modern bir anlatım yakaladı. Tasavvufun mistik havası, halk şiirinin coşkun sesi, sit-pop'la birleşen Arap popunun ritimleri ayrı ayrı ve bir bütün olarak duyuluyor albümde. Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan aşıkların acısını söylerken Matiz, Şeyh Galip'ten Neşet Ertaş'a uzanan bir köprü kuruyor. Böylece toplumsal normlara ve hayatı çerçeveleyen ezici gerçeklere rağmen yüreğinin sesini dinleyenlerin çıkmazını anlatıyor. Değmekten, esinlenmekten, beslenmekten korkmuyor. Böyle dediğinde şimdi bakalım altı çizili sözde ne anlatılıyor? Altı çizili sözümüz ne? Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan. Burada çocuklar bize anlatmak istenen şu. Biz isteklerimizle gerçek arasında sıkışan ve çocuklar bu sıkışmışlığın ortasında kalıp gözümüzün gördüğüyle yani gerçekle gönlümüzde hissettiğimiz arasında çocuklar ne olmayan, bağlantı olmayan insanlar oluyoruz diyor. Burada anlatılmak istenen bu. Bunu en iyi ifade eden cümle ise aşağıdaki seçenekleri tek tek okuyup bir bakalım. Aşkın yalnızca bir yanılsama olduğunu bilecek kadar olgun olanlar bundan bahsetmedi. Kendi isteklerini ve hayatlarını sevdikleri kişi için feda edebilenler hayır. Arzuları ve gerçeklik arasındaki çatışmanın ortasında sıkışıp kalanlar. Evet, yani gözünün gördüğüyle gönlünün istediği, gönlünün bildiği bir olmayanlar. Dedik ve cevabımız Ceyhan olmalıydı. Gerçek aşkın dış görünüşte değil, aşkın kalbinde olduğunu anlayanlar. Hayır, bundan da bahsetmedi. Sadece aşk derken çocuklar bize neyden bahsetmiyor burada? Dış görünüşle alakalı bir şey söylemiyor. Gözün gördüğünü, gönlün bildiği bir olmasın diyor. Mükemmel aşkı beklemenin ve aramanın boşuna olduğunu bilenler buradan da bize bahsetmiyor. Bize bahsettiği hangisidir? Arzuları yani istekleriyle, gönlünün bildiğiyle, gerçeklik arasında, gözünün gördüğü arasında kalanlar, onların o sıkışmışlığın arasında kalanlardan bahsediyor bize. 36'da hangisi söylenemez dediğinde, çok kolay bir yanıtı var bunun. Bakın birlikte bakalım hemen anlayacaksınız. Kültürel ve tarihi çeşitliliği yansıtan bir sese ve anlatıma sahip olduğu. Tamam, doğru. Çünkü kültürel ve tarihi derken şuradan çıkarabilirim. Şeyh Galip'ten Neşet Ertaş'a arada çok uzun bir süre var ve farklı çocuklar edebiyat alanlarında bu iki insan. Türk müzik piyasasında büyük bir ilgi uyandırmayı başardığı. Evet çocuklar, en iddialı ve ses getiren diyor bize. Kendisiyle özdeşleşmiş sürekli yürekli yaklaşımını Maya albümünde de sürdürdüğü, evet bize söyledi bunu. Modern insanın hikayesini evrensel tınlardan çok yerli ögelerle aktardı. Şimdi ben buraya baktığımda Arap popunu görüyorum, tasavvufun mistik havasını görüyorum, halk şiirini görüyorum ve sitin popla birleşen Arap popunun ritimlerini görüyorum. Çocuklar, o zaman ben sadece yerli ögelerden bahsetmiyorum. Araplardan ve sitimpop'tan da bahsediyorum. Yani evrensel tınılarımız da var. Bu durumda cevabımız Denizli olacaktır. 37, 38 bunlar nedir? Böyle birleşik sorularımız. Bakalım şimdi. Stephen King'in yayınlanır yayınlanmaz bir efsaneye dönen romanı o. 27 senede bir uyanan meçhul bir kötülüğü ve bu kötülükle baş etmeye çalışan bir grup genci anlatır. Kitabı adını veren o, palyaço formunda olmakla birlikte dünyadaki bütün kötülerden daha kötü bir şey olarak tasvir edilir. Karşısındaki insanın en korktuğu şeyin biçimini alan bir varlıktır. Bu durum Harry Potter'ın roman dünyasına da aynen taşınmıştır. Ancak asıl ilginç olan İngilizce orijinal adı it sözcüğünde gizlidir.
Bu sözcüğün Almanca'daki karşılığı olan es, üçüncü tekil nesneler için zamir olarak kullanılmasının yanı sıra Freud'un nesnel gerçeklerden bağımsız ve öznel yaşantı dünyası id için kullandığı sözcüktür. Gerçekten de karakterin zihnin kanalizasyonlarından çıkmayan ama batmayan da bir şey oluşu akla ilk önce Freudian bir idi getirir dedi. Şimdi birlikte bakalım. Bize demiş ki hangisine değinilmemiştir? Okuyucu tarafından büyük ilgi gördüğüne buna ulaşabilirim. Efsaneye dönüşmüş çünkü. Efsaneye dönmüş. Evet, tamamdır. Burada efsaneye döndü diyor çocuklar. O zaman ben Adana'ya ulaşabilirim. Adana gitti. Adanın farklı dildeki karşılığına demiş. Evet, Almanca. İngilizce it, Almanca es dedik. Tamam. Başka bir romanla benzediğine. Evet, Harry Potter dedik. Buna da tamam. Ana hatlarıyla içeriğine. Evet çocuklar, buna da ulaşabiliyorum. Genel olarak veriyor. Hatta mesela palyaçodan falan bahsediyor bana. Ama sinemaya uyarlandığıyla alakalı herhangi bir bilgi söz konusu değil. 38'e demiş ki bu parçaya göre o karakterinin Freud'un it kavramını çağrıştıran yönü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birlikte bakalım. Diyor ki bana bütün kötülerden daha kötü bir şey olarak tasvir edilmesi. Hayır, bundan bahsetmemiş bize, çağrıştıran yönünü diyor. Yani şuna bakmam lazım. Gerçekten de karakteri zihnin kanalizasyonlarından bir yol düşünün. Şurası, burası zihin çocuklar. Kanalizasyon nerede olur? Yolun altında olur. O zaman şurası da çocuklar sizin neyinizdir? Zihninizin altıdır. Yani bilinçaltınızdır. Yani zihin altınızdır. Yani şuur altınızdır. Kanalizasyon derken bahsettiği çocuklar zihnin altında kalan kısımdır. Sonra bana diyor ki çıkmayan ama batmayan da bir şey oluşu aklı ilk önce Freudian bir idi getirir. Yani çocuklar görünmüyor da diyor, oradan çıkmıyor da diyor ama batmıyor da, yani kaybolmuyor da diyor. Buna göre biz ne yapacağız? O karakteriyle Freud'un idini çağrıştıran yönü bulacağız. Bütün kötülerden daha kötü bir şey olarak tasvir edilmesi, hayır. Bilinçaltının derinliklerinde kaybolmaksızın saklanabilmesi. İşte bahsettiğim de buydu. Zihnin altı, yolun altı, yani kanalizasyonu. Evet, bu durumda çocuklar cevaba Bursa diyebiliriz. Bireyi içgüdüsel tepki vermeye zorlaması, hayır. Gerçek niyetini bir palyaço görüntüsünün altında gizlemesi, hayır. İnsanın bilinçaltındaki korkularını hatırlatması, hayır. Size çocuklar şu biraz çağrıştırıcı olarak gelebilirdi ama bize burada çağrıştıran yönü sorduğu için cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Evet, 39'dayız ve 40'dayız. Bunlar da birleşik sorular. Son sorularımız. Bakalım bu parçaya göre ideal tiplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birlikte bakalım şimdi. Gerçek dünyadaki somut durumların benzerlik ve farklılıklarından yola çıkılarak temel yönlerinin ortaya konmasıyla araştırmacılar tarafından inşa edilen kurgulara ideal tipler adı verilir. Bir ideal tip dünyayı gözlemlemekte kullandığımız bir bakış açısına benzer. Örneğin demokrasi, siber suçlar, tüketim toplumu veya otorite ile ilgili açıklayıcı önermeler sunmak için ideal tiplere başvurulabilir. Ancak bu kurguları oluşturmadaki amaç olgunun bütün özelliklerini ortaya koymak değil, araştırmacıya açıklama ve karşılaştırma yapma veya varsayımlar kurma imkanı sağlayan yardımcı bir araç sunmaktır. İdeal tipler araştırmacının incelediği olguyla ilgili gerçeğe ilişkin bazı problemleri ifade etmesine olanak sağlayan bir referans çerçevesidir. Bundan dolayı ideal tiplerin hiçbir suretle doğru veya yanlış olduğu ifade edilemez. Dediğinde bir bakalım şimdi. Adana'da bize demiş ki gündelik yaşamdaki olay ve olgulara ilişkin gözlemlerden doğar. Evet, buna ulaşabilirim. Nereden ulaşabilirim çocuklar? Şuradan ulaşabiliriz. Somut durumların benzerlik ve farklılıklarından yola çıkıp ortaya konulur. Bir, bunu söyledi çocuklar bize. Günlük yaşamdaki olay olgular, demokrasi, siber suçlar, tüketim toplumu, bunlar benim karşıma çıkabilir. Olgunun bütün özelliklerini derken yine günlük hayattan bahsedebilir. O zaman çocuklar ben Adana'yı alabilirim. Kurgu olarak tasarlandığından sosyal gerçeklikte farklılık gösterebilir. Buna da çocuklar ulaşabiliriz.
Neden? Çünkü şöyle, olgunun bütün özelliklerini ortaya koymak değil, varsayımlar, araştırmacıya açıklama ve karşılaştırma yapma veya varsayımlar kurma imkanı sağlayan araçtır demiş. Bu sebeple ben bunu ne yapabilirim? Alabilirim. Aynı zamanda demiş ki işlevi konusunda araştırmacılar arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bundan bahsetmemiş bize çocuklar. Devam edelim. Sosyal olay ve olguları açıklamada kullanılabilecek örnek niteliğe sahiptir dediğinde hemen bakıyoruz çocuklar tekrar. Evet, burada da bize demiş ki yine gerçek dünyadaki somut durumların benzerlik ve farklılıklarından yola çıkılıp demiş ve dünyayı gözlemlemekte kullandığımız bir bakış açısına benzer diyerek bunu da ne yapabilirim? Alabilirim. Araştırmacıya açıklama ve karşılaştırma yapma ve varsayımlar kurma imkanı derken yine burayı alabilirim. Ele aldığı nesne hakkında fikir üretmesine imkan sağlar. Buranın genelinde zaten bundan bahsediyor çocuklar. Evet, Edirne'yi alabilirim ama Ceyhan'a ulaşamam. Evet, şimdi devam edelim. Bu parçaya göre ideal tiplerin doğru veya yanlış olduğunu söylenememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Niye söylenemiyor çocuklar? Çünkü tam gerçekliği ben %100 yansıtırım diyemem. Burada çocuklar bize temel yönler anlatılıyor ideal tiplerle ilgili. Bu sebeple de doğru veya yanlış diyemeyiz. Buna da şunu söylüyor bize. Diyor ki bu kurguları oluşturmadaki amaç olgunun bütün özelliklerini ortaya koymak değil, araştırmacıya açıklama ve karşılaştırma yapma veya varsayımlar kurma imkanı sağlayan yardımcı bir araç sunmaktır. İdeal tipler araştırmacının incelediği olguyla ilgili gerçeğe ilişkin bazı problemleri ifade etmesine olanak sağlayan bir referans çerçevesidir. Yani ayrıntıya girmez demek istiyor. Bundan dolayı ideal tiplerin hiçbir surette doğru ve yanlış olduğu ifade edilemez. Bu nedenle de bize gerçekliğin daha çok ana unsurlarını yansıtan bir sınır çizer demek istiyor. Bu sebeple de cevabımız Denizli olacaktı çocuklar. Evet, böylece sınav sorularınızın tamamını yanıtlamış olduk. Bir sonraki aşamada hayallerinize yaklaşmanız için önünüze güzel fırsatlar çıkmasını diliyorum. Sağlıkla kalın çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese merhaba çocuklar. Hepinize geçmiş olsun diyelim. Umarım sınavınız beklediğiniz gibi geçmiştir. Her şeyin bir sınavdan ibaret olmadığını, hayatınızda bunun da bir süreç olduğunun bilincinde olarak ne yapacağız? Bugün sizlerle edebiyat sınavının sorularını yanıtlayacağız. Birlikte şimdi dilerseniz başlayalım. Demiş ki bize birinci soruda, bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Günümüz dünyasında insanların davranış ... zamana ve duruma ortama göre değişmekte. Bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında ... fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek ... Şimdi buna baktığımızda çocuklar bize ne diyecek? Hep birlikte kontrol edelim. Diyor ki günümüz dünyasında insanların davranış zamanı, duruma ve ortama göre değişmekte. Eğer değişmiş diyorsa çocuklar bir şeye biz ne diyemeyiz? Kalıp diyemeyiz. Aynı zamanda sınır da diyemeyiz. Değiştiğine göre çocuklar ne olabilir bu? Ölçü olabilir, biçim olabilir, özellik olabilir. Buna göre bize demiş ki zamanı, duruma ve ortama göre değişmekte, bir durumda gösterilen tepki ile diğer durum arasında fark olabilmektedir. O zaman nasıl fark olacakmış bu? Dağlar kadar da olabilir, geceyle gündüz gibi de olabilir, ciddi bir oranda da olabilir. Şimdi devam edelim. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek şaşırtıcıdır. Neden şaşırtıcı olsun? Fark olabilmektedir demiş bize. Bunun bizi herhangi bir şaşkınlığa ne yapacağını, sürükleyeceğini söyleyemeyiz. Bir de bize demiş ki tartışılmazdır. Niye örnekleri tartışma gereği duyalım? O zaman çocuklar Edirne'yi ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Bu durumda karşımıza çıkan yanıt Denizli'dir. Şimdi birlikte ne yapalım? Yerine koyarak okuyalım. Demiş ki
Günümüz dünyasında insanların davranış biçimleri zamana, duruma ve ortama göre değişmekte, bir durumda gösterilen tepki ile diğer durum arasında gece ile gündüz gibi fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek kaçınılmazdır diyebiliriz çocuklar. Birinci sorumuzu bizim denemelerimizde de sık sık ne yaptınız? Sözcükte anlam sorularında, cümlede anlam sorularında, yerleştirme sorularında çözdünüz. Bunlarla pratik kazanarak ne yapabilirdiniz? Bu soruyu da kolaylıkla çözebilirdiniz. İkideyim. Diyor ki bana, bu cümleyi de anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hamlet'i zaman zaman tekrar okuyup tepkimizi kağıda dökmek, yaşam öykümüzü yazmak gibi olur. Çünkü biz yaşamı daha yakından tanıdıkça Shakespeare bildiklerimiz üstüne farklı yorumlar getirir. Şimdi çocuklar burada bana şunu söylemek istiyor. Ben bir eseri 7 yaşında okuduysam farklı şeyler hissederim, farklı şeyler anlarım. Ben bir eseri 17 yaşında okuduysam farklı şeyler hissederim, farklı şeyler anlarım. Ben bir şeyi 27 yaşında okuduysam farklı şeyler hissedip farklı şeyler algılarım. Bunu neye dayandırmış peki? Yaşamı daha yakından tanıdıkça. Burada yaşamı daha yakından tanımak kalıbı çocuklar ne için kullanılmıştır? Tecrübe kazanmak anlamında kullanılmıştır. Buna göre ben ne yapacağım? Tecrübeyle alakalı bir cümle arayacağım. Bunun dışında bir de farklı anlamlandırmalar arayacağım. Devam edelim şimdi. Bize demiş ki yaşam hakkında tecrübe edinmenin en kolay yolunun kitaplardan geçtiği. Bu cümlede bana kitap oku, yaşamında tecrüben artsın gibi bir şey geçiyor mu? Hayır. Bu durumda çocuklar ben ne yaparım? Adana'yı elerim. Bursa'da demiş ki bireysel tecrübeler arttıkça okumalardan çıkarılan anlamların çeşitlendiği. Şimdi çocuklar buraya baktığımızda direkt olarak ne yapıyoruz? Az önce size bahsettiğim şeylerle karşılaşıyoruz. Bir, bireysel tecrübeler arttıkça dediğinde yaşamı daha yakından tanımak ilk neyimiz bulunmuş oldu, ipucumuz. Anlamların çeşitlenmesi dedi. Ne dedik çocuklar biz? Bildiklerimiz üstüne farklı yorumlar getirilmesi. Yani anladığımızın, metinden anladığımızın farklılaşması. Bu durumda da ne yapabilirim? Cevabı Bursa diyebilirim. Bütün denemelerimizde bu tarz soruları ne yaptınız? Çözerek çocuklar pratik kazandınız. Çünkü biz pek çok denemede size ne yaptık? Cümlede anlam sorularını sorduk ve cümleden anlam çıkarma sorularıyla siz pratikler kazandınız. 3'teyiz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş bize. Bakalım şimdi. Eski bir Hint yaratılış mitine göre evren, tanrıların Purusa adlı tarih öncesi devri parçaladıkları zaman yaratılmıştır. Devin başı gökyüzü, ayakları yeryüzü, nefesi de rüzgar olmuştur. Eski çağ filozofu Aristoteles'e göre evren eş merkezde 55 kristal küreden oluşmaktaydı. En dıştaki küre gökyüzünü temsil ediyor, gezegenleri, dünyayı ve onun ögelerini, son olarak da cehennemi temsil eden 7 küreyi sarmalıyordu. Yeni çağda Newton'un hareketi matematiksel olarak kesin ve belirlenici bir biçimde formüle etmesi sonucunda evrenin tanımı yeniden değişti. Evren çok büyük bir mekanik saate benzetildi. Zembereğe kurulup başlangıç ayarı yapılmış olan evren bir andan diğerine tam bir düzenlilik ve öngörülebilirlikle tıkır tıkır ilerliyordu. Buna göre demiş bize hangisine ulaşabilirsiniz? Bakalım. Bilim ilerledikçe evrenin yaratılışına dair yapılan açıklamalar halk anlatılarından uzaklaşmış ve kesinlik kazanmıştır. Böyle bir cümle kuramam çocuklar. Çünkü bize şey dememiş, bilim ilerledikçe evrenin yaratılışına dair yapılan açıklamalar sadece halk anlatılarından ibaretti dememiş. Bize çocuklar Aristo'dan da örnek vermiş, Hint yaratılış mitinden de örnek vermiş, Newton'dan da örnek vermiş. O zaman ben ne yapamam? Adana'yı söyleyemem. Bize demiş ki 3'te, Bursa'da her dönemin edebiyatçı ve felsefecileri evrenin yapısı hakkında o dönemin bilim insanlarından farklı açıklamalar sunmuştur. Tamam, her dönemin edebiyatçı ve felsefecisi dediniz. Burada edebiyatçıya dair herhangi bir bize vurgu yapmış mı? Bir, bunu yapmamış çocuklar. İkincisi, şunu söyleyebiliriz. Her dönemin edebiyatçı ve felsefecileri dediği zaman yine kaybetti. Neden? Çünkü bize eski çağ vermiş, yeni çağ vermiş. Orta çağ nerede? Yok. O zaman çocuklar ben Bursa'yı denemiş oldum.
Ceyhan Dayse bize demiş ki evrenin nasıl oluştuğuna ve yapılandığına ilişkin açıklamalar çağlara göre farklılık göstermiştir. İşte bu kadar çocuklar cevap. Neden? Çünkü biz çağlara göre farklılıkları nerede görüyoruz? Eski çağda çocuklar Aristo'nun fikirleri var. Yeni çağda da Newton'un var. O zaman hem eski çağda hem de yeni çağda biz çocuklar evren nasıl oluşmuş bunu görebiliyoruz. Nasıl yapılanmış bunu görebiliyoruz. Ve çocuklar ikisinin birbirinden farklı bir biçimde verildiğini, birbirinden farklı bir şekilde evrenin yaratılışının anlamlandırıldığını ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Bu durumda çocuklar cevabımız Ceyhan'dı ve çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz sorulardan bir tanesiydi. Neden diyeceksiniz? Şu sebeple çocuklar onlarca, yüzlerce, binlerce paragraf sorusu çözdünüz. Ve bu da yine anlamaya dayalı paragraf sorularımızdan bir tanesiydi. Dörtteyiz. Demiş ki bu parçaya göre yanlış önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine çocuklar bizim ne yapmamız lazım burada? İpucu yakalamamız lazım. Demiş ki bilim tarihi yanlış önermelerin tarihidir. Yani birbirinin üstüne katarak ilerlemiş. Onu anladık. Diyor ki fakat düşüncenin gelişimini işaret eden bu önermeler yani yanlış önerme ortaya koydukça düşüncede gelişmiş, dikkate değer bir üretkenliğe sahiptir. Belirli düzeyde doğruluk payı içeren bu önermeler insan ve doğa hakkında nesnel olarak geçerli bilgiye ulaşmak için ortaya konulan rasyonel görüşlerdir. O zaman ben çocuklar ne yapıyorum? Fikirlerimin nesnel olarak geçerli bir bilgi sayılması için bu önermeleri rasyonel görüşler olarak görüyorum. Bunlar gibi insana ve topluma dair çok sayıda temel görüş ilk ifadelerini mitlerde, peri masallarında ve birkaç kuşak sonra doğru olmadığı kanıtlanan bilimsel varsayımlarda bulmuştur. Şimdi ben buraya baktığımda çocuklar çok kolay bir şekilde neye ulaşabiliyorum? Edirne'ye ulaşabiliyorum. Neden öğretmenim? İsterseniz sırasıyla seçeneklere bakalım. Demiş ki kişiden kişiye değişkenlik göstermesi benimsenmesini güçleştirmiştir. Kişiden kişiye demiyor çocuklar bize burada. Yanlış önerme derken ne diyor? Bizim düşüncemizi geliştiren ve bilgiye ulaşma noktasında bize fikirlerimizin değer kazanması noktasında bize katkı sağladığını, bize değer verdiğini söylüyor. O zaman ben bunu elerim. Bursa'da ileri sürülen bilgilerin doğruluğunu sınamak için ortaya çıkmıştır demiş. Çocuklar doğruluğu sınamak için ortaya çıksaydı ben önce öne sürülen önermelerin %100 doğru olduğunu kabul ederdim. Ama bize demiş ki yanlış önermeler tarihidir. Bunlar doğru bilginin kabulüne kadar bizim destekçimiz olmuştur demiştir. O zaman ben Bursa ile elerim. Ceyhan da demiş ki sözlü kültür ürünlerinin kalıcılığını sağlamada etkili olmuştur. Direkt geliyorum çünkü sözlü kültürle en ufak bir şeye çocuklar ben ne yapmadım? Karşılaşmadım. Kuşaktan kuşa aktarılması güvenirliğini ve doğruluğunu artırmıştır diyor. Çocuklar burada ben şunu görebiliyor muyum? Birkaç kuşak sonra doğru olmadığı kanıtlanan bilimsel varsayımlarda bulmuştur diyor. Ama diyor ki doğru olmadığı kanıtlansın. Bu durumda güvenilirlik ve doğruluğunu artıramaz. Denizli'yi de eledim. Fikirlerin olgunlaşıp değer kazanmasının önemli bir rol oynamıştır. Yani düşünce gelişmiştir ve onların gelişip değer kazanmasında yani nesnel olarak geçerli bilgiye ulaşmasında ne yapmıştır? Önemli bir rol oynamıştır. Dördüncü cevabı Edirne'ydi. Yine çocuklar bu tarz sorularla nerede karşılaştınız? Denemelerimizde karşılaştınız. Biz size ne yaptık? Tırnak içinde bazı ifadeler verip buradaki anlam neyle sağlanmıştır? Burada ne demek istenmiştir? Gibi burada yukarıdaki paragrafta tırnak içinde yazılmış olan cümle aşağıdakilerden hangisinde ne söylenmek istemiştir? Gibi çeşitli sorularla sizin karşınıza çıkmıştı. Demiş ki bana 5'te. Bu parçadan hareketle bilim kurguyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birlikte bakalım. Demiş ki bilim kurgu bilimdeki yeniliklerle birlikte 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen bir edebi türdür. Türün iki örnek yazarı Julius Verne ve Wells eserlerinde bilimin yeni yüzyılın başlangıcına kadar imkansız görüneni, örneğin denizaltıları ve uzay araçlarını mümkün kılma konusundaki maharetini anlatmışlardır.
Sinema, günün şartlarında mümkün görülmeyeni gösterebilme özelliğinden dolayı bu tür için doğal bir mecradır. Ne var ki bilim kurgunun beyaz perdede yer bulması diğer pek çok türden daha düzensizdir. Sinemanın ilk yıllarında sadece birkaç bilim kurgu filmi yapılırken bu tür ancak 1950'lerden sonra gelişme gösterebilmiştir. Şimdi bize buradan neye ulaşamazsınız onu soruyor. Demiş ki çocuklar, hayal gücü ve bilimsel gelişmelerin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. O zaman çocuklar ben bunu şuradan çıkarabilir miyim? Diyor ki bana, bilimdeki yeniliklerle 19. yüzyıldan itibaren gelişen bir türdür demiş. Bu bir. İkincisi çocuklar, hemen buluyoruz. İmkansız görüleni, yani hayal olanın çocuklar ne yapmış? Hayali ve bilimsel gelişmeler birleşerek bu tür ortaya çıkmıştır diyebilirim. O zaman Adana'ya ulaşırım. Devam ediyorum. Türün karakteristik niteliklerine bazı yazarların metinlerinde rastlanmaktadır. Söyledi Jules Verne ve Wells dedi çocuklar. O zaman ben bunu da alırım. Ceyhan da demiş ki sınırlılıkları aşmada bilimin bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Nerede göstermiş bize? Bakın şurada göstermiş. Diyor ki imkansız görüleni, örneğin denizaltıları ve uzay araçlarını mümkün kılma konusundaki maharetini anlatmışlardı. O zaman buna da ben ulaşabilirim. Yani sınırlılıkları aşabilirim. Türün sinema yapımları edebi örneklerinden daha fazla ilgi görmüştür. Sen bir kal. Sana dair herhangi bir cümle yok çünkü burada. Sinemanın sağladığı görsellik imkanı sayesinde sinemada yer bulmuştur. Diyor ki bize çocuklar, mümkün görülmeyeni gösterebilme özelliğinden dolayı doğal bir mecradır. O zaman çocuklar ben görsellik imkanı sayesinde ne yapabilirim? Sinemada kendine yer bulduğunu söyleyebilirim. Ama edebi örneklerden daha fazla ilgi gördüğüne ne yapamam? Ulaşamam çocuklar. Bana sadece demiş ki sinemanın ilk yıllarında birkaç film, bilim kurgu filmi vardı. 50'lerden sonra gelişmeye başladı. Ve çocuklar edebi örneklerden daha fazla ilgi gördüğüne dair herhangi bir şey bulamıyorum. O yüzden 5'in cevabı Denizli'ydi. 6'dayım. Demiş ki bana bu parçaya göre Gluck davranışıyla aşağıdakilerden hangisini göstermek istemektedir? Bakalım şimdi. Yeni bir operanın temsili sırasında Gluck zaman zaman koltuğundan kalkar, yavaşça eğilir, sonra tekrar otururmuş. Yanındaki arkadaşı fısıldamış. Üstad, neden böyle kalkıp oturuyorsunuz? Gluck yanıtlamış. Yapıtta geçen eski tanıdık melodileri selamlıyorum. Şimdi çocuklar, burada yeni bir opera diyor. Burada diyor ki yapıtta geçen eski tanıdık melodiler. Ne demek istiyor yani? Yeninin içinde eskiye dair bir işaret mi var? Evet. O zaman ben buna göre ne yapacağım? Burada yazanı bulacağım. Klasikleşen ve sevdiği eserlere duyduğu saygıyı gizlemek. Gizlemek istese niye ayağa kalksın? Gitti. Genç bestekarları daha fazla eser vermeye teşvik etmek. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmedi. Sanatın sürekliliğini ve gelenekten beslendiğini anlatmak. Evet. Şimdi diyor ki bana çocuklar, burada sanatın sürekliliğini, yani yeni bir operanın temsili sırasında dediği zaman operanın geçmişi olduğunu anlayabilirim. Ve gelenekten beslendiğini dediği zaman da eski tanıdık melodileri diyerek burada ipucunu yakalayabilirim. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Yeni eserlerdeki özgün ve modern tarzlara dikkat çekmek. Çocuklar burada özgün ve modern diyor, burada eski tanıdık melodiler diyor. O yüzden Denizli'yi de elerim. Eserin içeriğinin ve icrasının ayrı şeyler olduğunu göstermek. Burada öyle bir şey söylememiş bize. O yüzden cevabımız Ceyhan'dı. Evet, demiş ki bana bu beytte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Vermez selam o servi hıraman gelir geçer, yollarda ömrü aşık nalan gelir geçer. Çocuklar burada servi hıraman şu demek, nazlı sevgili, nazla yürüyen sevgili, bundan bahsediyor. Yani burada çocuklar servi neye benzetilmiş? Nazlı bir sevgiliye benzetilmiş. Şimdi ben baktığım zaman buraya serviyi nazlıca sallanan ben selviye benzetiyorsam sevgiliye, burada benzetme edatımı kullanmış mıyım? Hayır. Peki sevgiliyi kullanmış mıyım? Hayır. Benzetme yönü neymiş çocuklar? Nazla sallanmasıymış. O zaman ben
benzeyeni söylemeyip benzetileni söylüyorsam o zaman çocuklar bu ne olurdu? İstiyare olurdu. Cevabımız Adana oldu. Evet. 8'de demiş ki bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zannetme ki güldür ne de lale, ateş doludur tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale, içmişti fuzulü bir alevden, düşmüştü bu iksir ile Mecnun, şiirin sana anlattığı hali. Şimdi buraya baktığım zaman divan şiirinin benzetme ögelerinden yararlanıldı. Evet çocuklar, bana diyor ki şu gülgün piyale diyor, gül değildir, lale değildir, ateş doludur, tutma yanarsın. O zaman gülgün piyaleyi ben ateşe benzettim. Demiş ki, içmişti fuzulü bir alevden, düşmüştü bu iksirle Mecnun şiirine sana anlattığı hale. O zaman benzetmeden yararlandığını söyleyebiliriz. İçerik açısından epik şiir nitelikleri taşıdı. Çocuklar, epik şiir kahramanlık şiirleriydi. Hamasi şiirlerdi. Yüksek perdede okunan, daha çok milli konuları işleyen, ulusal konuları işleyen şiirlerimdi. Burada ben epik şiire dair bir şey görüyor muyum? Hayır. Burada çocuklar Fuzuli ne yapmıştır? Aşkı anlatmıştır. Zaten hatırlıyorsanız Fuzuli çok yoğun aşkı anlatan ve bunu melankoliyle yapan şairimizdi. Bu durumda çocuklar cevabımız Bursa oldu. Çünkü orada lirik demesi gerekiyordu. Deneyimlerin eğretileme yoluyla aktarıldığı dediği zaman yine çocuklar biz neyi de görüyoruz burada? İstiyare sanatını görüyoruz ve eğretileme de bizim istiyare sanatımızdı. İçmişti fuzulü bu alevden dedik. Çocuklar alev suya benzetilmiş, su söylenmemiş, böylece istiyare yapılmış oldu. Ahenk sağlama amacıyla iç kafiyeye başvurulduğu demiş. Bakalım şimdi çocuklar. Zannetme ki güldür ne de lale, ateş doludur, tutma yanarsın, güldür doludur. İçmişti Fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksirle Mecnun şiirin sana anlattığı hale dediği zaman da çocuklar içmişti, düşmüştü, ben ne yapabilirim yine? Böyle çocuklar alabilirim iç kafiye olarak. Tenli aracıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verildiği demiş. Çocuklar Mecnun nedir? Telmih amaçlı kullanılmıştır. Leyla ile Mecnun mesnevisindeki Mecnun'a bir işarettir. Şimdi çocuklar sizlerle 9. sorudan devam edelim. Demiş ki bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi benim yarim bana küsmüş, zülfünü gerdana düzmüş, muhabbeti benden kesmiş, sevilmeyi. Çağır Karacaoğlan çağır, taş düştüğü yerde ağır, yiğit sevdiğinden soğur, sarılmayı. Şimdi çocuklar buraya baktığımızda birden fazla kafiye çeşidi içerdiği demiş. Bakalım. Küsmüş dedim, kesmiş dedim. Buraya baktığımız zaman çocuklar buradaki S seslerinin tek ses benzerliğinden dolayı yarım uyak olduğunu, buradaki müşün de çocuklar ben ne olduğunu söyleyebilirim? Redif olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde aşağı bakıyorum. Çağır, ağır, soğur dediği zaman bakın çağırla ağır arasında da ne var çocuklar? Yine tunç uyak var. Bu durumda birden fazla kafiye çeşidi var. İçeriğinin koşmayla benzerlik taşıdığı dediği zaman çocuklar baktığımızda biçim olarak değil ne desin? İçerik olarak desin. O zaman bakalım. İçerik olarak dediğinde çocuklar ben koşmalarda aşk, doğa, tabiat gibi konuları işliyordum. Ve kendi içinde de ayırıyordum güzelleme, koçaklama ve taşlama diye. Burada çocuklar ne yapmış? Yine bir güzelleme yapmış ve sevgilisine olan sevgisini, özlemini ve çocuklar ona sergilediği varyansını anlatmış. O zaman ben burada koşmayla benzerlik taşıyor da diyebilirim. 8'de hece ölçüsüyle kaleme alındığı demiş. Sayalım hemen. 1, 2, ses harfleri sayarak ulaşıyorduk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. Hadi şuradakini de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. 8 hece ölçüsüyle yazılmış. Çapraz kafiye düzeniyle yazılmış diyor. Olmaz. O zaman çocuklar ben buraya baktığımda A diyeceğim, X diyeceğim, A diyeceğim ve çocuklar X diyeceğim. Burası bir kalsın. Sonra bana demiş ki A, A, A değil mi? Burada da B. Bu durumda çocuklar biz ne diyemeyiz? Çapraz kafiye örgüsüyle düzenlenmiştir diyemeyiz. Ve son AYT'lerimizde de yine
ne yapmıştık? Bunlara benzer sorularla karşılaşmıştık çocuklar. Yine şiirle alakalı analizlere yer vermiştik. Onda da bana demiş ki bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Denizde balığa rızkın verirsin, hakimi razık Rahman Hüdaya. Bu cümle mahlukatın rızkı senden, kılırsın daima ihsan Hüdaya. Kimisi rencide daim iniler, kiminin derdine derman Hüdaya. Kimisi ağlamaktan gözsüz olmuş, gece gündüz işi efkan Hüdaya. Çocuklar, Hüda Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Bu durumda ben burada ne yapıyorum? Allah'a olan yalvarmamı, yakarmamı işlediğim için münacat örneğiyle karşılaşıyorum. Bakalım şimdi. Diyor ki bana mübalağa sanatına başvuruldu. Ağlamaktan gözsüz olmak. Evet, abartma kullanılmış. Naat değil, münacat söyledik. İlahiyle konu olarak benzeştiği, evet Allah aşkı işlenmiş, Allah'a yalvarma işlenmiş. Kafiye ve redifin kullanıldığı demiş çocuklar. Evet, ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi demiş ki bize, verirsin senden iniler olmuş Hüdaya gibi. Çocuklar buraya baktığımız zaman Rahman, İhsan, Derman, Efkan dediğinde buradaki an seslerinin ben benzerlik olduğunu görüyorum. Ve bu sebeple de çocuklar ana ne diyebilirim ben burada? Tam kafiye diyebilirim. Hüdaya, 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 yazılış aynı, anlam aynı. O zaman bunlar da benim redifim. Bu da gitti. Son olarak Edirne de demiş ki tezat sanatına yer verildiği demiş. Bakalım şimdi çocuklar. Gece gündüz dediği zaman gece ve gündüz arasında da tezat sanatı var. Cevabımız Bursa olacaktı. Evet. Demiş ki yukarıdaki eser adlarıyla özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser dışta kalır? Bakalım. Divan-ı Hikmet, Muhakemetül Lugateyn, Atabetül Hakayık, Dede Korkut kitabı, Divan-ı Lugat-ı Türk. Önce bir kısaca bilgi verelim şimdi. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi tarafından yazılan ve çocuklar dervişleri tarafından oraya şiirlerinin toplandığı eserdi. Muhakemetül Lugateyn, Ali Şir Nevai tarafından yazılan, iki dilin karşılaştırılması adını taşıyan ve çocuklar Farsça ile Türkçe arasındaki sözcüklerin sözlüğüydü. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan bir eserdi. Dede Korkut kitabı biliyorsunuz 15. yüzyılda kim tarafından yazıya geçirildiği bilinmeyen ve çocuklar Oğuzların sosyal hayatında bize yansıtan bir eserdi. Divan Lügat-ı Türk'te çocuklar Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Arapça Türkçe bir sözlüktü. Buna göre Divan Hikmet Ahmet Yesevi ve dervişleri tarafından öne çıkarılan bir türe ait şiirlerin toplandığı eser olarak bilinir. Doğru. Bunu alırım. O zaman biri eledik. Evet, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser Türkçe Arapça sözlük niteliğindedir. Divan Lügat-ı Türk. O zaman 5 olanı da eledik. Geriye bu kaldı. Bakalım Dede Korkut kitabı birçok hikayeden oluşan bu eser Oğuzların sosyo-kültürel hayatını kurgusal bir anlatımla ele alır. Ama çocuklar Muhakemetül Lugateyn ve Atabetül Hakayık hakkında ne yok? Bilgi yok. 12'deyim. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Edepli ol can isen, hakkı bil insan isen, müştakı sultan isen, var edep öğren edep. Şimdi çocuklar burada hatırlıyorsanız neydi? Burada çocuklar şunu bilecektik. Biz eğer oradaki müritlere, tekkedeki müritlere oranın adabını, kurallarını öğretmek için öğretici şiirler yazıyorsak bunlara nutuk adı veriyorduk. Ve çocuklar buna benzer bir soru bizim karşımıza yazdığımız 19. AYT'nin kaçıncı sorusuydu çocuklar? 5. sorusunda birebir bir şekilde ne yapmıştır? Çıkmıştır. Orada da biz ne demiştik? Emri yerine getir, ihmali ko, işin bitir. Sıdk ile iman getir, tevhide gel, tevhide. Burada da çocuklar yine öğretici bir metin kullanmıştık. Ve yine YKS'nin 12. sorusu olarak da neyle karşılaşıyoruz? Nutuğun sorulduğunu görüyoruz. Cevabımız Adana'ydı. Evet, demiş ki bana aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir? Bakalım şimdi birlikte. C
Cengiz Han Destanı, Köroğlu Destanı, Saltuk Burak'ın Destanı, Danışment Gazi Destanı. Bunların tamamı çocuklar İslamiyet'ten sonra yazılmıştı. Bozkurtsa Çocuklar İslamiyet öncesi yazılmış Türk destanlarımızdan bir tanesiydi. Evet, 13-14'teyiz. Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Bakalım. Batıl isteği haktan ayrıldım, boynuz umdum kulaktan ayrıldım. Bunu görür görmez zaten şeyhi ne yapacağız hatırlayacağız. Ne yükün bir nefes giderici var, ne biraz çekmeyene yarıcı var. Ger tonuzlara olmaya buyruk, ah gitti kulakla buyruk. Çocuklar, öküze özenen eşeğin hem kulağından hem de kuyruğundan olmasını anlatan Türk Edebiyatı'nda ilk fabul örneği sayılan Mesnevi'miz hangisiydi çocuklar? Harname'ydi. Burada bir eşeğin öyküsü anlatılıyordu. O yüzden cevabımız Adana. Evet, aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrıç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır dediğinde bir kimseyi yermek amacıyla abartılı bir üslup kullanılarak yazılan şiirlere hicviye denir. Doğru. Dört dizeden oluşan bu nazım şekli yalnızca Türk Edebiyatı'nda görülür. Tuyu ya da şarkı demesi gerekiyordu. Doğru. Ahenk sağlamak amacıyla bir gazelin her dizesine kısa bir dize eklenerek oluşturulan nazım şekli. Evet çocuklar, bir kısa bir uzun. Neydi bu? Müstezattı. Hemen hemen her kasidede yer alan bu bölümde şairler kendilerini ve şiirlerini mübalağalı bir şekilde överler. Fahriye dedik, bu da doğru. Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli olan bu nazım şekli divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. En uzun nazım şekli diyorsa bize Mesnevi'yi soruyordur. O zaman çocuklar cevabımız Edirne olacaktı. Murabba olmaz. Evet, demiş ki bize bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kanuni'ye sunduğu şiirlerle onun himayesini kazanmıştır. Padişahın ölümü üzerine edebiyatımızın en güzel mersiyelerinden birini yazmıştır. Şairler Sultanı olarak tanınan şair gazellerindeki güçlü ifade kudretiyle dikkati çeker dediğinde çocuklar, biz buna ne diyeceğiz? Kanuni dedi, gazellerindeki güçlü ifade dedi, Şairler Sultanı dedi. Hiçbir yere gitmemize gerek yok. Kime gidecektik? Baki'ye gidecektik çocuklar. Baki Şairler Sultanı'ydı. Kanuni zamanında yaşamış, o dönemin çocuklar refahını anlatmış şairimizdi. Ve biçim olarak kusursuz eserler yazıyordu. Evet, bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Divan şiirinde hikemi tarzın kurucusu olarak kabul edilen şair, sosyal ve siyasal huzursuzlukların yaşandığı 17. yüzyılda yetişmiştir. Gerek döneminin gerekse kendi mizacının etkisiyle hikmet ve darb-ı mesel ağırlıklı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde duygu, hayal ve kelime oyunlarından çok tecrübeli bir devlet adamının sosyal eleştirileri ve yol gösterici öğütleri vardır. Çocuklar, 22. AYT'de sorulan Nabi sorusu burada birebir çıkmıştır. 22. AYT sorusunda çocuklar biz ne yapmıştık? Nabi'yi sormuştuk ve çocuklar burada hikemi tarz dendiği zaman, öğretici, öğütçü dediğimiz zaman, sosyal eleştiri dediğimiz zaman, atasözü, hikmet, darb-ı mesel dediğimiz zaman, akla hitap eder. Duygulara çok fazla hitap etmez dediğimiz zaman aklımıza kim gelecekti? Nabi gelecekti. Bu da bizim AYT'mizde sorduğumuz sorulardan bir tanesiydi. Diyor ki bana, dizelerin hangisinde Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserde de dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir. Çocuklar hatırlıyorsanız Felatun Bey ile Rakım Efendi de ne yapılıyordu çocuklar? Alafranga zübbe tipi eleştiriliyordu ve yanlış batılılaşma anlatılıyordu. Şimdi buna göre ben bakıyorum. Ey vatan, ver elini bir sıkayım, elinizden gidiyorsun diyor. Çeşme şefkatle baktıkça sana, beni mahzun ediyorsun diyor dediği zaman, buradaki çocuklar nedir? Epik bir şiirdir ve burada vatanına sahip çıkmayanlara eleştirilmiştir. Ve bu sebeple de çocuklar biz bunu ne yapamayız? Batı eleştirisi olarak kabul edemeyiz. Yorgan döşek demez satar, tiyatroda loca tutar, gider evde yerde yatar, şık beylerde olan halet kabul olunmaz rezalet. Evet çocuklar, burada Felatun Bey ne yapıyordu? Sırf
karşısındaki kadını ikna edebilmek için, ona çocuklar kendini ispatlayabilmek için batı, yanlış batılılaşmayı üzerine bir ceket gibi giyiyordu. Ve çocuklar tiyatroya gidiyordu, orada kendini rezil ediyordu. Aynı şekilde çocuklar burada bize ne yapmış? Velatun Bey'in yanlış batılılaşmasını birebir anlatan bir şiir parçasına yer verilmiş. Evet, demiş ki bize, hür olmak ister isen olma cihanın, zevkinde safasında gamında kederinde, canan giderinden dağla mey olar izan, böyle gecenin hayrun bulur mu seherinde. Burada duygusal bir konu işlenmiş. En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör alemi sarsan mı sanırsın, bir gün gelecek sen de perişan olacaksın, ey Gonca bu cemiyeyi her dem mi sanırsın dediği zaman, burada da çocuklar yine ben neyin işlendiğini görüyorum, sevgilinin vefasızlığına yazıldığını görüyorum. Bir damla inciydi kirpiklerinde aşkın ızdırapla dolu rüyası. Bir başka güzellik var kederinde. Bir başka alem ki ruhunun yası. Sessiz incileşir kirpiklerinde. Burada aşk acısından bahsediyorum. Yanlış batılılaşmayı eleştirense B seçeneğidir diyoruz. Evet. 18 dedik, 19'dayız. Demiş ki bize, bu parçada söz edilen araştırmacı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çok güzel bir soru çocuklar bu. Evet, ÖSYM'nin farklı tarzda sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Ve benim çok hoşuma gitti. Birlikte şimdi çocuklar bu soruyu ne yapalım? Çözelim. Bize demiş ki, Servet Fünun döneminin az tercih edilen türleri hakkında bir çalışma yapmak öteden beri aklımdaydı. Dönem ve sanatçılarına dair tüm çalışmalarda şiir, roman, öykü üçlüsünün mutlak hakimiyetine karşı ben araştırmamı sadece öteki türler üzerine yaptım. Yine de Servet Fünun'un şair ve yazarlarınca yazılan tüm şiir, roman ve öykü kitaplarını da okudum. Aslında Recaizade'nin ve Abdülhak Hamit'in sağladığı hazırlığı, o edebi etkiyi dikkate almam ve onları okuyarak başlamam gerekirdi. Ancak bunun için yeterli zamanım yoktu. Bir araştırmacı olarak kabul etmeliyim ki Servet Fünun döneminin portresi, bu iki sanatçının eserlerini okumadığım ve değerlendiremediğim için biraz eksik kaldı. Sonuçta çalışmamda Servet Fünun'un şimdiye değin pek çizilmemiş bir edebi türler portresini çizdim. Servet Fünun'dan şiir, roman ve öyküyü çıkardığınızda geriye ne kalır sorusuna yanıt aradım. Çocuklar, şimdi buraya baktığımızda biz ne yapacağız? Birlikte bakalım. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rübabi Şikeste ve Kırık Hayatları çalışmasına katmamış fakat okumuştur. Evet, şimdi bize demiş ki çocuklar, Rübabi Şikeste kime aitti? Tevfik Fikret'e aitti. O zaman çocuklar, ben şiiri ne yaptım? Aldım ve çocuklar, şiir Rübabi Şikeste gitmiş oldu. Kırık Hayatlar kime aitti çocuklar? Kırık Hayatlar biliyorsunuz Halit Ziya Uşaklıgin'e aitti. O zaman Kırık Hayatları da eledim. Bunları çalışmasına katmıyor. Çünkü şiir, roman, öykü üçlüsünün hakimiyetine karşı da öteki türler üzerine yaptı. O zaman ben buna ne yapabilirim? Doğru diyebilirim. Çünkü Rübabi Şikeste şiirdir. Kırık Hayatlar romandır. Devam edelim. Demiş ki, Tanzimat'ın ikinci dönemiyle Servet Fünun arasında bir geçiş olduğunu düşünür dediğimiz zaman çocuklar şunu söyleyebiliriz. Recaizade'nin ve Abdülhak Hamit'in sağladığı hazırlığı diyor. Recaizade, Tanzimat ikinci dönem sanatçısıdır. Abdülhak Hamit Tarhan yine ikinci dönem sanatçısıdır. O zaman ikinci dönemde Servet Fünun arasında bir geçiş olduğunu ne yapabilir? Bize söyleyebilir. Çünkü hazırlık demiş. Ceyhan'da Talim Edebiyat Çok Bilen, Çok Yalanır ve Sahra adlı eserleri okumuştur. Şimdi çocuklar, bize diyor ki, Talim Edebiyat Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Çok Bilen Çok Yalanır Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Sahra Abdülhak Hamit'e ait. O zaman çocuklar bunları ne yapmaz? Okuyamaz. Çünkü diyor ki, bunun için yeterli zamanım yoktu diyor. Bu yüzden okuyamadım diyor. Cevaba Ceyhan diyeceğiz. Yine de bakalım. 40 yıl Saray ve Ötesi Kavgalarım adlı eserleri değerlendirmiştir. Diğer türler üzerine yaptım demişti. 40 yıl anı, Saray ve Ötesi anı, Kavgalarım'da çocuklar eleştiri kitabıydı. O zaman Denizli'ye de doğru derim. 40 yıl ve Saray ve Ötesi çocuklar Halit Ziya Uşaklıgil'e aitti. Kavgalarım Hüseyin Cahit Yalçın'a aitti.
Hüseyin Cahit çalışmasında yer verdiği sanatçılardandır demiş. Evet, Kavgalarım adlı eserine yer vermiş. O zaman Edirne'yi de elemiş olurum. Evet, 20'deyiz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? Ahmet Haşim ve Orhan Veli'nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Çocuklar 18. AYT'de Ahmet Haşim sormuştuk ve Ahmet Haşim'in şiir anlayışını orada siz öğrenmiştiniz. Eğer o soruyu yanıtladıysanız, doğru yanıtladıysanız bunu da ne yapacaktınız? Çok kolay bir şekilde yanıtlayacaktınız. Adana'da demiş ki Ahmet Haşim, azizim nazımlar bitim ve şekli atarsanız geriye bir şey kalmaz. Doğru. Çünkü Ahmet Haşim şiirinde öz saf şiir anlayışla şiir yazdığı için müzikten yararlanır, yani ritimden ve biçime ne yapar? Çok fazla önem verir. Peki bakalım karşılığında Orhan Veli ne diyor? Anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mirim, gerçek şiir de bundur. Evet çocuklar, diyor ki Orhan Veli de şiirin içinde musiki olmasına gerek yok. Doğal bir şekilde günlük dilde kullandığımız sözcükleri şiirde kullanabiliriz. Ve burada da diyor biz ne yapabiliriz? Doğal bir söyleyişle karşılaşırız. Gerçek şiir de budur diyor. O zaman Adana doğruydu. Bakalım şimdi. Bursa'da demiş ki Orhan Veli, mana kadar müzikaliteye önem verseydiniz şiiriniz daha iyi olur. Çocuklar, müzikalite Orhan Veli'nin kullandığı şeylerden bir tanesi değildi. O şiirinin gündelik dilden oluştuğunu, şiirinde günlük konuları işleyebileceğini söylüyordu. Ve bunun için de biçime çok da fazla önem vermiyordu. Ayrıca heceye, her şeye karşı çıkıyordu. Garip bir şiir yazıyordu. Bu yüzden de biz garipçi demiştik. Ahmet Haşim ise şiirde yalınlık aradım ben. Süs ve gösteriş değil efendim dediğinde tamamen yanlış. Çünkü Ahmet Haşim'in şiirleri çok kapalıydı, çok girift anlamlar içeriyordu. Neden çocuklar? Çünkü kendisi sembolizm akımından etkileniyordu. Ceyhan da demiş ki, Orhan Veli divan nazmının şekillerini serbest müstezata kurban edemezsiniz olur mu? Orhan Veli divan edebiyatının biçimini tamamen yıkmıştır. Böyle bir şiir anlayışı yoktur demiştir. Eskiye dair ne varsa onun üzerine çizgi çekmiştir. Ahmet Haşim halk şiirinin imkanları ve hece iyi bir şiir yaratmak için yeterlidir. Yanlış. Ahmet Haşim ne yapmıştır? Halk şiirine karşı çıkmıştır çocuklar. Halk şiirinin basit olduğunu söylemiştir. Hatta hece ölçüsüne parmak hesabı adı da vermiştir. Denizli de demiş ki Orhan Veli, şiirimi panarsel bir biçimcilikle değil sembollerle ördüm ben Deniz. Aa, olmaz çocuklar. Burada biz kimi alacağız? Ahmet Haşim'i alacağız. Eğer bu cümleyi Ahmet Haşim'e söylemiş olsaydı o zaman doğru söylerdi. Çünkü Ahmet Haşim sembollerle örülü bir şiir yazar. Ahmet Haşim de demiş ki saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu öldürdünüz siz. Evet şimdi çocuklar, burada saf şiirin peşinden koşarken şiir kuşunu öldürdünüz değil. Ne diyordu burada Ahmet Haşim? Diyordu ki şiirde anlam aradığınız için bir bülbülü eti için öldürüyorsunuz diyordu. Bu da çocuklar yine yanlış. Edine de demiş ki Ahmet Haşim, muhterem Nazım'ı belirsizliğe ve anlaşılmazlığa hapsettiniz. Tamam. Orhan Veli, hayır efendim, söz dizimini değiştirirken şiiri yeniden icat ettik dediğinde ben çocuklar neye bakacağım burada? Nazım'ı belirsizliğe ve anlaşılmazlığa hapsettiniz dediği zaman Ahmet Haşim zaten anlaşılmak istemiyordu. O zaman ne yaptık? Edirne'yi de elemiş olduk. 21'de bize demiş ki bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez? Bakalım. 19. yüzyılın sonlarına doğru Türk şiiri milli kaygıların öne çıktığı yeni bir zeminde yol alır. Aynı süreçte nokta nokta milliyetçi bir çıkış yaparak döneminin bireyci ve biçimci şiir anlayışına tarihi ve romantik bir alternatif geliştirir. Evet çocuklar. Milli edebiyat oluşmadan, Genç Kalemler dergisinde o yeni lisan makalesi yayınlanmadan bize milli edebiyatın ayak seslerini duyuran kimi sormuş? Mehmet Emin Yurdakoğlu sormuş. Diyor ki hemen sonrasında Genç Kalemler hareketi içerisinde şiir ve milli şuuru birleştiren, ikinci meşrutiyet dönemi boyunca egemen olacak biçim ve içerik anlayışının temellerini Türkçü bir düşünsel tutumla atan Ziya Gökalp kendini gösterir.
Bu aradan Servet-i Fünun şiirinin öncülerinden biri olan ve Parnasizm'den etkilenerek yazdığı bireysel şiirlerin ardından sosyal konulara ilgi duyan dedik çocuklar Tevfik Fikret'tir. Servet-i Fünun şiirinin öncüsüdür. Parnasyen bir şairdir çocuklar. Daha sonrasındaysa Haluk'un defteriyle beraber ne yapmıştır? Sosyal konulara da ilgi duymuştur. Evet, nokta nokta başlangıçtaki sanat anlayışından oldukça uzaklaşarak toplumsal faydacı bir çizgiye varır. Dedik burada evet yine devam ediyor bize Tevfik Fikret'i anlatırken. Evet, bu dönemde kendine özgü bireysel tutumuyla ortaya çıkan nokta nokta dışındaki fecraatçiler de milli zemine geçip kim kalmıştı çocuklar? Ahmet Haşim kalmıştı ve asla bireysel şiir anlayışından vazgeçmemişti. Herkes fecraatiden ayrılıp milli edebiyata geçerken o yine fecraati anlayışıyla şiir yazan tek sanatçımız olmuştu. Toplumcu bir hassasiyetin ağır bastığı şiirselliği, milli şuur ve kaygıların gerisinde kaldığı bir görüş benimser. Ahmet Haşim'i de dedik. Kim yok burada çocuklar? Mehmet Akif Ersoy yok. Evet, cevabımız Denizli'ydi. 22'deyiz. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini, yaşaması ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak. Kar yolları kapayacak. Bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim aleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım sabıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Burada çocuklar, bize öykü kişisinin hayal kırıklığından bahsedildiği söylenebilir. Çünkü o kadar umut ederken ne yapmış? Gelmemiş. A'ya ulaşabilirim. Evet. B'de anlatımda yer yer betimlemelere başvurulduğu dediği zaman çocuklar, evet değil mi? Kış müthiş olacak dediğinde, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek derken bize betimleme yaptığı söylenebilir çocuklar. O zaman Bursa'ya da ulaşırım. Düşüncelerin bilinç akışı tekniğiyle aktarıldı. Bilinç akışı neydi çocuklar? Herhangi bir mantık silsilesi gözetmeksizin beyin ne söylüyorsa çocuklar onu böyle bilinçaltına alıp yazmaktı. Birbiriyle alakasız cümleler kurmaktı. Ama ben burada daha çok ne yapıldığını görüyorum? İç konuşma yapıldığını görüyorum. Yani monolog yapıldığını görüyorum. Ne söylediğinin farkında ama içinden söylüyor çocuklar. O yüzden cevabımız Ceyhan'dı. Gerçekte hayalin iç içe geçtiği bir anlatıma sahip olduğu dediği zaman da çocuklar, evet değil mi? Burada ne yapmış? Bize hem gerçeğin hem de hayale dair çocuklar ifadelere yer vermiş. Durum hikayesine özgü nitelikler taşıdığı, evet çocuklar, burada bir olaya hakim olunduğunu görmüyorum. Hikayeden alınmış? Said Faik Abası Yanık'ın çocuklar. Bir hikayesinden alınmış parçaydı bu da. Evet. Özür dilerim. Devam edelim. 23'teyiz. Hangisi garip şiirin örnek gösterilemez? Çocuklar burada ne yapacaktı? Günlük dili kullanacaktı. Ne söylese anlaşılacaktı. Sanat kullanmayacaktı. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Normal bir şiir. Bunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Orhan Veli tarafından yazıldı. Bir misafirliğe gitsem, bana temiz bir yatak yapsalar, her şeyi adımı bile unutup uyusam dediği zaman çocuklar, yine sade bir şekilde yazıldığını, içinde sanat barındırmadığını görüyorum. Kuşçu amca, bizim kuşumuz da var, ağacımız da. Sen bize bulut ver, sade, 100 paralık dediği zaman da ben yine ne yaptığını görüyorum. Normal çocuklar, bir şiir, gündelik hayatta gelişen bir olayı anlattığını görüyorum şiirinde. Ona bir kitap vereceğim rahatını kaçırmak için, bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Yine çocuklar burada da biz ne olduğunu görüyoruz. Normal herhangi bir olaydan bahsettiğini görüyoruz ve okuduğumuz zaman imgelerle dolu olmadığını, anlaşılabilir olduğunu görüyoruz. Edirne'de ise bir bakalım.
İkiz hayaletler gibi yürüdük, puslu aydınlıkta o bahar günü. Gece bir tepeyi tepeden seyrettik, büyük yıldızların suya döküldüğünü. Yıldız suya dökülür mü? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. İşte burada sanat kullanılmış. Bizim Omo yani garipçilerimiz Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat neye karşıydı? Sanata karşıydı. Şiir de herkes anlasın istiyorlardı. İmgeyi kullanmıyorlardı şiirlerinde. O yüzden cevabımız Edirne. Evet, buna benzer bir soru çocuklar. Yanılmıyorsam 19. ayetinizde size ikinci yeni şeklinde sorulmuştu. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni şiirine örnek olarak gösterilebilir şeklinde sorulmuştu. Ne yapabilirsiniz? Bu soruyla benzerlik olduğunu görebilirsiniz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son sorumuz. Yanıtlayalım. Nokta nokta akımında yüreğimize kitap sayfalarından ulaşılmak istenir. Bize duyurulan her heyecanın eski, çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor. Ha, yani eski kitaplarda ne anlatılıyorsa doğru anlayışı. Çünkü o eserler klasiktir anlayışı. Realizmde yok. Realizmde yok. Naturalizmde yok. Klasisizmde olmak zorundaydı. Bakalım şimdi. Nokta nokta akımındaysa doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenilir. İşte aradaki büyük fark bence budur. Yürek, duygu, düşünce, çocuklar dediği zaman, duygular dediği zaman, coşkunluk dediği zaman aklımıza romantizm gelecekti. Bu sebeple cevabımız Adana. Peki naturalizm niye olmadı öğretmenim? Çünkü naturalizmde ben romanı deney olarak görüyordum. Eseri deney olarak görüyordum. Yazarı bilim insanı olarak görüyordum. Orada realizmin bir üst aşaması olan daha da gerçekçiliği kullanıyordum. Evet çocuklar, umarım beklediğiniz neti yapmışsınızdır. Soruları beraber yanıtladık. Son sorumuzla beraber edebiyatın çözümünü tamamlamış olduk. Hayallerinize ulaşmanız mümkün olur umarım. Hep birlikte bu sınavı da atlatmış olduk. Geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.